Deryalarda gezeriz. Kör düğümü çözeriz. Gelirsek cemal cemale. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Geçen hafta burada Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ali Beyköy Cem Evi'nde Gölgeli'de olacağımızı söylemiştik. Bugün Gölgeli'deyiz. Gölgeli'ye şöyle bir bakarsak, dumanlı yaylaların eteğinde yemyeşil bir dünya içerisinde Gölgeli'yi görebiliriz. Almus barajıyla bütünleşerek içindeki cıvıl cıvıl canlılarıyla da Gölgeli bu bölgede, özellikle bu yerden çıktığımızda batıya açılan kapı gibi gözüken bir yer burada. Gölgeli öyle bir yerde ki gölgesiyle de duruşuyla da evliyalarıyla da çok önemli yerlerimizden bir tanesi. Bir tarafında Kulümmet, hemen Kulümmet'in karşısında arkasında Pir Sultan ve hemen böyle benim şöyle sağıma doğru baktığın zaman Hubuyar Sultan'la sanki Gölgeli'de cem edercesine muhabbet var. 7'den 70'e hepsinin içindeki gerçekten sevgi ve hoşgörü yüreğinde yaşatan güzel beldelerimizden bir tanesi. Belde olmak adına da 1999 yılından bu yana belde ve gerekenleri de bu bölgede başka farklı köylülerimize de elini kolunu uzatan, yani imkanları neyse paylaşan beldelerimizden bir tanesi. Aslında bugün 99'lara baktığımız zaman 99-2016, 1999'u da düşünürsek hakikaten bütün 9'larını içinde barındıran bir Gölgeli diyebiliriz. Sevgili izleyiciler, Gölgeli hakikaten gelip görmek lazım. Arkadaşlarım da birazdan veteresinde koyacak sanıyorum. Yeşille mavinin arasında bütünleşen, ayrıca Almus'un barajıyla da bütünleşen çok şirin kentlerimizden bir tanesi. Tabi Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi Gölgeli'de yazları çok kalabalık. Ama sonbahara doğru bayramı bitirdikten sonra herkes yavaş yavaş her yerde olduğu gibi gurbete açılan bir kapı. Şunu da biliyoruz ki tabii özellikle nüfusunu da bu bölgede artıran beldelerimizden bir tanesi. 2750 nüfusa sahip olan bir kasabamız, Tokadımızın bir kasabası, Tozanlı'ya açılan da kapı diye söylüyorum. Evet sevgili izleyiciler, şimdi konuklarımı tanıtmadan önce şöyle birazcık sizi yolculuğa doğru götürmek istiyorum. Sevgili Ahmet Karahan geçen geldiğimizde bize sitem etmişti. Bu sitemini şimdi birazdan güzel bir şiirle süslemek istiyorum. Aslında bu şiiri söylemesi sevgili üstadıma düşerdi ama ben okuyayım, o sonra başka şiirler okuyacağından emin olabilirim. Şirin Gölgeli. Yıllar yılı hasretine yanarım. Sevdiğim yüreğimde derin Gölgeli. Güzelliğin büyülüyor insanı. Benzersiz cennete, benzersin cennete şirin Gölgeli. Göçeri'yi geçip sağa sapan dumanlı yaylalara varın tepeden. Akar çayla dikili var cephende. Kalplerde nakşettin yerin Gölgeli. Yine yeşillenmiş yanık kokusu. Ben sana aşığım sözün doğrusu. Sahilköy, Salkavak, bir de Arısı, vefalıdır komşuların Gölgeli. Çok uzatmadan hemen sevgili Ahmet abimin kalemine, yüreğine, daha çok uzun bir şiir bu. Ama hasretini de bu şiirle süsleyen bir sevgili yazarımız, şairimiz. Buradan da kendisine saygı ve selamlarımı iletiyor. Çok teşekkür ediyorum bu güzel şiiri. Aşağı yukarı herkese bir de Ahmet Akar abimize çok teşekkür ediyorum. Şimdi efendim çok konuşmaya gerek yok. Gerçekten ülkemizde de baktığımız zaman her tarafımızın ateşlerle yandığı bir yerde. Ama Tokat sakinliğini, sessizliğini, hoşgörüsünü, sevgisini özellikle bu bölgede hale koruyor ve korumakta. Şimdi sevgili başkanın burada hakikaten işi zor. Sevgili İbrahim Karahan'ın çok işi zor. Çünkü burada Cihet daha önce belediyeydi.
nüfustan dolayı düştü. Karşısında Dikili vardı, o düştü. Tozanlı'ya doğru giderken, Hubeyar'a doğru giderken Bağdaş'ı vardı, o düştü. Tüm hizmetler Gölgeli'ye kaldı diyebilirim. Çünkü Gölgeli ambulansından biçer döverinden mi diyeyim artık, dozerinden elinden geldiği kadar, yani yapabileceği hizmetler neyse hizmetleri vermeye çalışıyor sevgili izleyiciler. Aslında İbrahim Kalem çok kötü şeyler de yapmadı. Her şeyden önce burayı ayakta tutmak adına hem üyelerini hem de burayı nüfus getirmek adına da koşturdu. Bu anlamda kendisine kocaman bir alkış alabilir miyim arkadan? Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hani vardır ya sevgili izleyiciler, üstadınızın yanında konuşamazsınız. Üstadınız yanında aslında bazen eliniz siter ama hissetmediğiniz bir şekilde de yüreğiniz sızlar. Şimdi benim her zaman üstadım olan sevgili Hüseyin Aksoy'la bugün yan yana oturmak da benim için ayrı bir kıvanç olduğunu, özlem olduğunu buradan da vurgulamak istiyorum. Çünkü sevgili dostum, sevgili abim ve üstadım bizlerle çok şeyi paylaştı. Bu toplumla çok şeyi paylaştı. Hala da bu toplumun çağırdığı her alanda, her yerde ona daha nice ama nice uzun ömürler diyoruz. Tabii ki mikrofonumuzu uzatacağız. Ben aslında üstadlara da sevgili gölgelilerden bir alkış da onu almak istiyorum sevgili üstadıma. Evet, aslında konuklara zaman kaybetmeden tek tek kendilerini tanıtsın ama sevgili başkanım, ben senden başlamak istiyorum. Soru da sormak istemiyorum. Senin yaptıkların, sık sık böyle hakikaten mücadelen, her alanda her yerde seni de görüyoruz. Bu anlamda da çok teşekkür ediyoruz bu koşturmandan dolayı. Örneğin seni Sivas'ta falan da görmem beni çok mutlu etti, bunu söyleyeyim. Çünkü çok fazla Tokatlı'yı sanatçıları da Sivas'ta göremiyoruz. Ben Hüseyin Aksoy yanımda diye değil, sık sık onu görürüm ama sanat aleminden, sanatçı arkadaşlarımdan, sunucu arkadaşlarımdan da çok fazla Sivas'ta insanı göremem. Sizin bu sosyal anlamda da gördüğümde ve gerçekten bizleri mutlu ettin. Söz sende diyoruz, söz gölgenin olsun. Söz size sevgili başkanım. Ben çok teşekkür ediyorum. Açık açık. Ben çok teşekkür ediyorum ki... Çok teşekkür ederim ki bizleri yalnız bırakmadınız. Ben bizleri televizyonlar başında seyreden tüm dostlar, sevgili selamlarımı gönderiyorum. Gölgeli kasabasında gerçekten belki de ilk defa böyle bir canlı yayın yapıyoruz. Geçen sene Kelleci girip de buralarda çekim yaptığında ben şunu demiştim. Seneye kısmet olursa siz de bir canlı yayın yaparız. Tüm gölgenin sorunlarını ve yapacağımız işleri buradan tek tek anlatırız. Sağolsun. Hüseyin abi bizi yalnız bırakmadı. Bu akşam da bu canlı yayını buradan yapıyoruz. Ben şunu söylüyorum. Biz Gölgeli için varız. Gölgeli kasabasına ne kadar güzellikler katarsak o kadar bizler için hoş olur. Gölgeli'ye nüfus desteğe çıkan tüm dostlar şunu sorar. Der ki biz size nüfus veriyoruz da karşılığında ne alıyoruz? Ben şunu söylüyorum. Herhalde o nüfus veren dostlar geldiğinde burada nelerin yapıldığını görüyorlardır. Gerçekten gölgeliği yaşamak, gölgenin çevresini yaşamak ve gölgenin çevresindeki köyleri yaşamak, onlara el uzatmak benim için hakikaten bir mutluluktur. Ben onlara görev yaptıkça, hizmet verdikçe bu da benim için bir zevktir. Ben öyle söyleyeyim. Şöyle bir şey ki, değerli dostlar, Gölgeli kasabasına devlet ne kadar parasal konuda destek veriyorsa gerçekten biz o paraları harcayacağımız yerleri çok iyi biliyoruz. Ben bunu hep söylüyorum. Bana şey diyorlar ya, devlet katkı yapmasın ya. Devlet bize katkı yapmazsa biz de Gölgeli kasabasına hiçbir hizmet yapamayız. Artı çevremizdeki köylere de hizmet yapamayız. Onun için ben şunu söylüyorum. Biz de nüfusta çok iyi çalışacağız. Devlet bize istikak verecek. Biz de Gölgeli kasabasına bu istikakı çevremiz, çevre köylerle beraber paylaşımını yapacağız. Şu an söyleyeceğim bu kadar. Peki, o zaman hemen şimdi sıcağı sıcağına soralım da devlet gerçekten sizin istediğiniz şekilde, verdiğiniz şekilde, yani beklentileriniz doğrusunda maddi, manevi, ekonomik olarak sizlere bu anlamda katkı sunduğunda siz neler yaptınız? Gerçekten devletin bize sunduğu katkılarla biz neler yaptık? Gölgeli kasabasına bugün 40 bin metrekare parke taşı yaptık. 15 senedir açılmayan bir yol açtık ki o yolu açmak bugün hakikaten devletten o katkıyı almasak biz belediyenin gelirlerle o yolu açmamız mümkün ve imkansız gibi bir şey. Artı su getirdik. Ve 350 tonluk bir depo yaptık. Ben bunları 2,5 senede yaptıysam düşün 2,5 sene daha var. Herhalde gölgeyi daha da güzelleştirmenin peşindeyiz.
Evet. Pek çok teşekkür ediyorum. O zaman hemen şöyle ben mikrofonumu uzatıyorum Sadık abiye doğru, Sadık Karan'a doğru. Oradan sırayla hem isminizi hem görevinizin ne olduğunu, bugün burada ne yapılmakta istendiğini, neler yaptınız, neler olmalı, neler yapılmalı, bunları bizlerle paylaşırsan sevinirim. Aslında buraların da bir tarım ve hayvancılık yeri olmasına rağmen herkesin gurbete çekildiğini, alanların da boş olduğunu görmekteyiz. Bununla ilgili öneriniz, düşünceniz varsa bunları da paylaşırsanız sevinirim Sadık abi. Tabii geliyoruz abi. Şöyle. Evet, ayrılmayın arkadaşlar. Saygıdeğer belediye başkanımız, muhtarlarımız, saygıdeğer televizyon dizisinin saygıdeğer yöneticileri, Gölyeli kasabasının sevgili halkı, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Eyvallah. Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, başkanımız çalışıyor, yollarımız yapılıyor, altyapımız yapılıyor, yapılacak çok işler var. Bu işlere de hep beraber devam edeceğiz, kasaba halkı olarak. Yapılmak çok işler var dediniz. O çok işlerden az olan işleri anlatın. Yani 3, 5 neyse onu anlatın. O çok işlerden birini görelim. Halk da görsün, duysun. Vallahi, çok iyi olur. Yapılacak işlerden bir tanesi yolumuz yapıldı. Suyumuz geldi. Evet. Depomuz yapıldı. Su depomuz yapıldı. 350 tonluk. Mutsal mahallemiz var. Oranın yolu yapıldı. Bizim mezarlığın yolu yapıldı. Siz kimsiniz efendim? Siz onu da söylerseniz yani o mahalle... onu da izleyicilerimiz duymuş olur. Mursal Mahallesi. Evet. Hamzattal yolumuz yapıldı. Yeni bir mahallemiz kuruldu. Eski belediye başkanının binasının yukarısına doğru oranın taşı yapıldı. Evet. Bu şekilde devam ediliyor çalışmaya. Çok arzu ettiğiniz ya da şu da olsaydı aslında bu 2,5 sene içerisinde çok daha iyi olur dediğiniz çalışma ne olmalıydı, ne olurdu veya? Vallahi mikrofonu yukarı. Çalışmalarda ne olmalıydı? Evet. Ne olacaktı? Şu anda eksiklerimiz tamamlanmak üzere. Evet. Yapıldı. Hı. Daha çok şeyler istiyoruz ama ne istiyorsunuz mesela? Yani böyle ama değil. O istediklerimizi biz söyleyelim ki belki olur ya, şans be, olmayabilir de yani. Ama o istediklerimizi hem izleyicimiz bilsin, hem Gölgeli halka bilsin, hem de siz yüreğinizi rahatlatın. Efendim, su kanalları istiyoruz. Evet. Arazilerin sulanması için. Evet. Başkanımızdan. Bir taraftan başladı, borular döşendi, buraya kadar geldi. Evet. Öbür taraftan da istiyoruz. Evet. Su kanalı. Peki. Sizi biraz zorlayacağız galiba. Kadar istiyoruz. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Çok uzun bir süremiz var zaten. Hemen yanındaki beyefendi hem kendini buyur tanıtsın, hem de neler istiyor. Ben Murat Turan. Evet. TV10 ve tüm misafirlerimize hoş geldin diyorum. Teşekkür ediyoruz. Dürüst, çalışkan bir başkanlığımız önderliğinde, evet, kasabamızda hizmetlerimiz çok iyi gidiyor. Daha da iyi olacağına, evet, inanıyorum. Evet. Başarılar diliyorum başkanıma. Bu kadar mı? Evet. Teşekkür ediyoruz. İyi, peki, teşekkür ederiz. Evet. Ben Hüseyin Develi. Evet. 1950 doğumlu. Hı. Efendim, günlerden vatandaşlarımıza hoş geldin diyorum. Hı. Bu zamana kadar belediyemiz kuruluşundan beri 1998'den beri gerçekten 99'dan yani beri 17 yıldır. Birinci başkanımızdan tut, ikinci başkanımızdan Allah rahmet eylesin, üçüncüden de beklediklerimizi hemen hemen hepsine umuyoruz, yapıyoruz. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz hepsine. Dolayısıyla dolayı hepsine teşekkür ederim. Hı. Gerçekten eğer beraberlik olduktan sonra yapamayacağımız hiçbir işimiz yok. Yeter ki birlik beraber olalım. Hı. Bu işlerin hepsi hallolur efendim. Hüseyin Bey, bütün misafirlere teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Saygılar efendim. Evet. Evet sevgili üstadım. Siz başlayalım. Siz bu bölgenin çocuğusunuz. Burada doğdunuz, büyüdünüz. Gurbete gitseniz dahi buraları unutmadınız. Şiirlerinizde, edalarınızda, buranın eser rüzgarında, akan suyunda, rüzgarında gerçekten hep etkilendiniz. Bu etkilendiğinizi zaman zaman sahnelere, zaman zaman yüreğinize vurdunuz. Ve Tokat, bu anlamda Tokat her zaman alkışlayacak şekilde bağrına bastığına ben inanıyorum. Şimdi sen bu bölgenin çocuğusun ama bu bölgenin asıl sorunları, asıl yapılması gerekenler, olması gerekenler nelerdir? Yani sizin gözünüzde
gölgeli ve aslında şöyle bir tozanlı diyebiliriz yani böyle. Sevgili dostum, program başladığında benim hakkımda söylediğin o güzel sözleriniz, yüreğinizden gelen duygularınız için çok teşekkür ediyorum. Biz yıllardır birbirimizi tanırız. Hatta bir programda benim feyiz aldığım ve örnek aldığım dostlarımdan birisi dediniz. Ben ahde vefayı çok severim. O yüzden sizin yüreğinizden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hoş geldiniz. TV10 ekranlarında bizi izleyen değerli dostlarımıza ve bugün Gölgeli'de bizi ağırlayan değerli belediye başkanımız ve tüm Gölgeli halkına teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, ben ilkokul birinci sınıfı bu okulda okudum. Ama çocuktum da okulun ne olduğunu bile bilmiyordum. Ama şu vardı. Biz aynı topraklarda yetişen, her zaman hısım olmuş, hiçbir zaman hasım olmamış grup, toplumlarız. Siz Hubuyar'dan bir esinti gönderiyorsunuz. Bir kulümetten esinti geliyor. Yani ne kadar güzel bir bölgedeyiz ki. Yedi ulu ozandan birisi hemen yanı başımızda yatıyor. Karşımızda Akarçay'da mehrap var. Arasu'da peyik var. Şimdi biz bu festivallerin falan olmadığı dönemlerde her yayladan inişte her köyün bir tekkesi vardı, türbesi vardı. Oralara çıkarır, oralarda kültürünü, örfünü, adetini işlerdi. O etkinlikler dönüşe dönüşe işte festivaller oldu, sanat etkinlikler oldu, oldu bu oldu. Asıl buranın sorunu ne biliyor musunuz? Asıl buranın sorunu istihdam yaratmak. İstihdam nasıl yaratılır? İstihdam devlet eliyle, yerel yönetimlerin birleşmesiyle bölge halkının huzurunu, refahını sağlayacak iyi projeler üretmekle olur. Yoksa yıldan yıla bir etkinlik yapalım, nüfusumuzu 2000'den 2500'e çıkaralım, sadece taş döşeyelim veyahut da kanal yapalım, lan o iş olmaz. Siz demin ne dediniz? Biz kültürümüzü bir tarafta Sivas'ta yürütürken bir tarafta bu yerden esinti gönderiyoruz. Dünyadaki yaşanan olayları da görüyoruz. Eğer biz birliğimizi, beraberliğimizi sağlarsak, projelerimizi iyi yönetirsek ve halkımıza bir şeyler verirsek, burada bu insanların İstanbul'a, İzmir'e, metropol şehirlere gitmesine hiç gerek kalmaz. Örneğin en basit bir örnek veriyorum. Ben ziraatçıyım. Ben 29 yıl Tarım Bakanlığı'nda çalıştım ama ikinci mesleğimiz de asıl mesleğimizin üstüne geçti. Çok güzel bir arıcılık projesi üretilir burada. İyi bir hayvancılık projesi üretilir. Bunun yanında balık tesisleri olur. Buradan çeşitli doğal ürünler Türkiye'nin her yerine gidebilir. Mesela Adaçay'ın burada olduğunu çoğu insanlar bilmiyorlar. Bizim yol kenarları hep Adaçay'ı dolu. Yani doğal bitkilerin üretilip de paketleyip bir yere gönderilmesi olur. Ama asıl işi çözecek, etrafımızda bulunan belediyelere güç birliği sağlayıp o belediyelerin gücüne güç katarak o belediyeyi proje üretecek duruma getirmek olur. Yoksa 2000 nüfustan, 2050 nüfustan falan filan olmaz bu işler. Yani Gölgeli'yi düşünürseniz, Gölgeli 8-10 bin nüfusa sahip bir yer. Şimdi Sayın Belediye Başkanı'nın işi zor diyorlar. Niye zor? Eğer sen benim yanıma geldiğinde bana şöyle gönülden bir sarılırsan, benim o günkü bütün üzerimdeki gam kasabet gider ve içimden huzur gelir ve bana neşe verirsin ve de heyecan verirsin. İlk önce Gölgeli birliğini, beraberliğini sağlayacak. Gölgeli'de insanlar birbirini çok iyi tanıyacak, sevecek ve Gölgeli'ye sahip çıkacaklar. Gölgeli Belediye Başkanlığı'nın A köyüne, B köyüne, C köyüne koşmasına hiç gerek kalmadan Gölgeli nüfusunu 8000'e çıkarabilir. Hadi 8000'e bakın, 5000'den hiç aşağı düşmeyebilir. O yüzden ilk önce birbirimizi seveceğiz, sayacağız. Benim elimde çok güzel bir şiir var. O şiiri ben halkımıza okuyayım. O halkımıza desin ki hakikaten özümüz buysa, beni alkışlasınlar ve sizler alkışlasınlar. İlk önce sessizliği bir bozalım. Güzel bir alkış rica ediyorum TV10. Evet. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet. Evet üstadım, buyur. Aşık Yener ne diyor arkadaşlar? Hep beraber dinleyelim. Evet. Onu da analım. Çok önemli bir dostu. Evet. Evet. Cahilin peşine düşüp gitmeyiz. İkilik yaratıp karaz gütmeyiz. Aheste gezmeyiz, bühtan etmeyiz. Her mevsimde aktır yüzümüz bizim.
Destursuz bir yere varıp gitmeyiz. Şöhrete, servete kıymet vermeyiz. Haram olan mala hiç el sürmeyiz. El malında yoktur gözümüz bizim. Mazlumdan yanayız, ona değmeyiz. Zalimin önünde boyun eğmeyiz. Daldan eğme değil, kökten sürmeyiz. Öz be öz, Alevi özümüz bizim. Mürşid-i Kamil'den ilham kaparız. Hatır gözetiriz, gönül yaparız. Ali'yi severiz, Hakk'a taparız. Ehl-i Beyt yoludur izimiz bizim. Kabe'miz dost, kalbi tutarız nazda. Gidip aramayız Mekke, Hicaz'da. Gönüller birleşir Cendeniyaz'da. Dostluk için çalar sazımız bizim. Aşık yener sende, sen seni ara. Ulaşır menzile yol vara vara. Varıp yüz sürelim ulu hünkara. Birliğe iktar, ikrardır sözümüz bizim diyen Aşık Yener'i rahmetle anıyorum. İyi bir dosttur. Hepinizin bu öze, bu kültüre, bu yola sözde değil, yürekte sahip çıkmanızı rica ediyorum. Seni çok seviyorum. Senin için ölürüm, senin için biterim diye eşine nameler düzen beyefendi, yemeğin içinden bir saç kılı çıktığında kadının başına neler getirdiğini de biliriz. Evet. Ama biz birbirimizi sadece sözde sevmeyelim. Yüreğimizden sevelim. Riyasız, yalansız, hakikaten gönülden sevelim. Yani paylaşmayacağımız hiçbir şey yok. Yarın yanağından gayrı her şey ortaksa, Gölgeli için, çevre köylerimiz için her şeyin ortak olduğunu bilelim. Gölgeli Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Bundan önce görev yapmış değerli birinci başkanımıza, ikinci başkana rahmetlenerek teşekkür ediyorum. Herkesin karınca kararınca bir yaptığı görev vardır. Ama şunu bir tarafa bırakalım. O senin adamın, bu senin adamın, bu benim adamım olmayacak arkadaşlar. Gölgeli'nin hizmetlerine gönül vermiş herkes bizim baş tacımızdır. Sadece Gölgeli'nin sorunu değil bu Sayın Kelleci. Arısu'nun da sorunu, Alan'ın da sorunu, Ceyhet'in de sorunu, Adamlı'nın da sorunu, Mescid'in de sorunu. Niye? Yolu kapandı mı Gölgeli Belediyesi'ne başvuruyoruz. Görümlü Belediyesi bize biraz uzak. Başımıza bir iş geldi mi Gölgeli Belediyesi'ne başvuruyoruz. Hatta arkadaşlar köylerde mezar kazacak, Allah gecinden versin herkese, mezar kazacak adamımız olmadığından şu araç gereçler şurada olmasa kepçeyle gidip mezarlarımızı kazacak adamımız yok, başka ellen kazacak. Evet. O yüzden değerlerimize sahip çıkalım, insanımızı sevelim. Gölgeli bizim her şeyimiz. Gölgenin insanı da seviyorum çünkü hep bizim akrabalarımız, hısımlarımız. Kız almışız, kız vermişiz. Müsahibimiz burada. Evet. O yüzden de gelin tanış olalım, işi kolay evet. kılalım, sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz diyen Yunus'un düsturunu güdelim. Evet. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Ben teşekkür ediyorum. Daha konuşacağız tabii. Çok sağ ol. Hemen bir belirtmek istiyorum. Aşık Yener, yani Mahsun-u Şerif'in çiğnadığı topraklarla kol kola olan, çok da benim birebir yaşadığım ozanlardan bir tanesi. Bugün de hikayesini anlattım. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken evet. bilir ayrılığın dardı. Hayat hikayesinden alıntıları anlattım. 2009 yılında onu kaybettiğimizde bir sigara yüzünden kaybettik aslında. Evet. Önce bacağını kaybetti sigara yüzünden. Sonra da aramızdan ayrıldı. Yener Baba'yı da bu güzellikle anmış olalım. Hatta bak durdu. Şöyle bir şey var. Evet. Yol ver dağlar, yol ver bana evet. dediğin zaman sanırlar herkes şey değerli üstadımız evet. Arif Sağ, ama onun yaratıcı söz yazarı Aşık Yener'dir ama Arif Sağ da onu iyi türkü yapmıştır. Evet, çok teşekkür ederim. İkisinden çok tamam. teşekkür ederim. Sağ olun. Biz daha sohbetimiz evet hocam, hem siz kendinizi tanıtın hem bugün sormayalım aslında. Bugün Gölgeli'yi anlatalım. Ekranımızda evet sevgili benim üstadım anlattı. Her haliyle de anlattı. Ama gölgelimize gölge düşürmeden o gölgenin aslında rahatlayacak bir şekilde anlatırsak, özlemle anlatırsak çok da daha iyi olacağını düşünüyorum. Söz sizde efendim, buyurun. Efendim bendeniz Mehmet Ceyhan, 2. ve 3. dönem belediye meclis üyesi, başkan yardımcılığı yapmış olan bir zatım. Sayın başkanıma çalışmalarından ötürü başarılar diliyorum. 4. dönemdir Gölgeli köyden kentli oldu. Yani merdivende bir basamak daha yükseldi. Gönül arzu eder ki civarımızdaki köylerimiz de mezralarımız da Gölgeli'ye katılsın.
bu basamağa onlar da yükselsin. Birinci düşüncem odur. Gölgenin kanatları altında daha bir hayat bulsunlar. Sayın Başkanımın çalışmalarından memnunum. Gönül ister ki daha çok üretici olalım. Fakat devletin verdiği katkılarla net biliyorum. Çünkü iki dönem, iki ve üçüncü dönem belediye meclis üyeliği yaptığım için neyin nerede nasıl olduğunu yakinen bilen kişiyim. Efendim Gölgeli daha güzel hizmetlere layık. Ama hizmet verebilmek için başkanımızın desteğine, yani başkan desteğe ihtiyaç var. Halk olarak demin arkadaşlarım da söyledi, ikilik olmadan Sayın İbrahim Karahan değil, Gölgeli'nin belediye başkanına destek vermeliyiz. Yani burada kişi parti değil, Gölgeli kazanmalı. Bir taşı bir taşın üstüne koyana Allah razı olsun. Bugün şu yakınımızdaki yoldan biz ayaklarımızı, pantolonumuzu yukarı sıvayarak geçerdik çamura bata bata taşların üstünden. Bugün şükürler olsun ayağımıza çamur bulaşmıyor. Ha, daha da güzellik halkımıza yakışır. Çünkü bu halk bölgesini seviyor, kıymetini biliyor. Çünkü hayat var burada. Su var, tatlı su. Doğa var güzel. Yeşillikleri siz güzel methettiniz. Yani Gölgeli çok güzel olan şeylere layık. Renkli. Ben şöyle tamamlayayım. Renklerle ilgili çok güzel bir şiir var. Yazarı kimdir bilmiyorum ama ta ilkokul o zamandan beri şeyimde olan bir şiir. Arkadaşlar renkler, herkes renkleri sever. Ülkemin renkleri şöyle, renkler diyor şiirde. Bu renkler aleminden neler yok ki bizde? Mavi Marmara'dan, mor Akdeniz'den. Yeşil bir köşedir güzel Bursa'dan. Kara Erciyes'in yarları gibi. Sarıda gözü var Yelimkara'nın. Beyaz Erzurum'un karları gibi. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Daha önce de bunu bizle paylaşmıştın. Çok evet. Teşekkür ediyorum. Hatırladım hemen. Çok sağ olun. Evet. Şimdi efendim kadın olmak zor. Tabii bu ülkede. Ama kadın olup da bu güzellikleri yaratmak da hep kadınlarımızın elindedir. Aslında bölgemizde artık kadın muhtarları görüyoruz. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Kadın muhtarlarımız hiçbir şey yapmasalar dahi cesaretlerinden dolayı başka kadın arkadaşlarımızı harekete geçiriyorlar. Onun için benim çok uzun yıllardır tanıdığım, yani çok dostluğum eskiye dayanan Arasu'nun muhtarı sevgili Münevver Sönmez. Hakikaten bir şeyler yapmaya çalışan, hem bu toplumuna hem bölgeye hem köyüne, yani aslında sosyal anlamda da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ali Bey Köy Cemevi'nin de hem yönetiminde hem delegesinde yer aldı. Bir de çok önemli bir görevi de, her kadının üstlenmediği bir görevi de sevgili Münevver yerine getirdi. Bunu da takdir etmek gerekiyor. İnsanların, kadınlarımızın son yolculuğundaki, Hakk'a yürüdüğü son yolculuğundaki hizmetleri de gören arkadaşlarımızdan bir tanesi. 2,5 yıldır burada muhtar mücadele etmeye çalışıyor. Görünen gözle ne var bilmiyorum ama görünen gözle yapılanları sevgili Münevver Sönmez anlatsın diyoruz, söz onda. Tevon ailesine, Hüseyin Kelleci bizim Tevon'la tanıştırdığı için çok teşekkür ediyorum. Gölgeli Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karahan'a, Gölgeli halkına çok teşekkür ediyorum bugün bizleri burada ağırladıkları için. Zaten Gölgeli ile bizim akraba, abim de söylediği gibi akrabalık bağlarımız, musayipliklerimiz vardır. Gölgeli Belediye Başkanı da ilk başkan Salih Aykut, Allah rahmet eylesin, İbrahim Karahan her zaman birbirimize destek olmuştur Arusu köyüyle. Ben uzun yıllar İstanbul'da kaldım, sonra işte muhtarlık hevesiyle köye geldim, seçildim. Herkese çok teşekkür ediyorum ama seçildim, ama buraya geldiğimde her şeyi farklı gördüm. Devletin bakışını farklı gördüm. İnsanları, eski insanların yaklaşımı değil, daha farklı gördüm. Ama ben inanıyorum ki birlik, beraberliğimiz olduğu müddetçe her şeyi aşacağımıza inanıyorum ben.
Çünkü mücadele edersek, birlik beraberliğimizi sağlarsak her şeyi aşacağız diye inanıyorum. Gölgeli Belediyesi'nin, öbür belediyedeki arkada belediye başkanlarımızın her zaman destekleri bize var. Gölgeli ile zaten her zaman ihtiyacımız olduğunda kepçesin olsun, yapılacak bir şey olsun çok teşekkür ediyorum. Gönderiyorlar. Yalnız Hüseyin Kelleci bizim şey yaptığımız bir suyumuz vardı Arusu Köyü'ne. Birlik beraberlik içinde bu suyu da inşallah birkaç güne kadar akıtacağımıza inanıyorum. İnşallah. Bu 10 kilometreydi, 16 kilometreye çıktı. Devletten aldığımız 2,5 senede benim 5000 metre boru 1,5 ay kepçe çalıştı. Ya biz anlatamıyoruz derdimizi ya bizi onlar can kulağıyla dinlemiyorlar. Ben gelmeden daha şey bakıyordum, sizinle de konuşmuştuk. Ya biz derdimizi anlatamıyoruz ama yok demiyorlar. Yok demedikleri için güveniyoruz. Hı. Güvendiğimiz için gittiğimiz zaman söz verildi ama vereceğiz. Böyle avutuluyoruz diye düşünüyorum ben. Peki. Yani bir de şöyle bakmak gerekiyor. Yani Arusu'nun gerçekten adı çok önemli bir. Yani suyuyla arıyı arınmak, durunmak yani mükemmel de bir adı var. Buna layık olacağına inanıyorum. Ben de inanıyorum, bu anlamda inanıyorum. Dilerim hayalini kurduğunuz, hissettiğin bütün şeylerde başarılı olursunuz. Siz de söz verenler de yerine getirir diye düşünüyorum. İnşallah. Sana başarılar diliyorum sevgili hanım. İnşallah. Evet. Ama bizim sorunlarımız çok. Yıllardır bizim köyümüzün altyapısı eski künklerden. Hmm. Bunların değişmesi lazım. Yani çaba gösteriyoruz, devletten istediğimizi istiyoruz ama altyapısı yok. Rögerlerimiz dolmuş, mezarlıklarımızın kenarı. Yani önce bir ölüye saygımız olmalı. Mezarlıklarımızın kenarları duvar veya tel içine alınmalı. Bunun muhtarlığın bütçesi yok. Bunlar birlik beraberlik içinden geçer. Devlet, önce bize devlet yardım etmesi lazım diye düşünüyorum Hüseyin Kelleci. Çok teşekkür ediyorum. Bu sorunlara geleceğiz ama bir şey soracağım. Hemen kısa geçeceğiz çünkü böyle. Şimdi sayın dostlar, evet. Münevver Hanım kardeşim muhtar anlattı köyümüzün sorunları. Buranın sorunu oranın sorunudur aslında. Evet. Şu var, aslında biz maşa varken elimizi yakıyoruz. Evet. Maşa varken niye elimizi yakalım? Biz bugün 16 kilometrelik yerden su getiriyoruz. Ben komisyonun içerisindeyim. O kadar zor şartlarda uğraşıyoruz. O kadar zor şartlardayız ki hiç sormayın. Ama şimdi kardeş beldemiz yanımızda. Eğer biz Gölgeli beldesiyle 10 yıl önce birleşmiş olsaydık hiçbir sorunumuz kalmayacaktı. Hizmetler ayağımıza gelecekti. Çoğu şeyler orada giderilecekti. Hatta burada oylamalar yapıldı, evet çıktı ama yol uzattılar. Arusu ikna edemiyoruz, Arusu soktu. Arusu ikna olmuş da aslında. Şimdi tam zamanı Sayın Münevver kardeşim söyledi, muhtar. Gölgeli ile birlik olalım. Benim su sorunum olmaz, altyapı sorunum olmaz. Yani hiçbir sorun kalmayacak. Biz Arusu olarak Gölgeli'ye birleşme desteğini verirsek hizmetlerin yürümesinde hiçbir sorun kalmayacağına inanıyorum. Peki, çok belediye başkanına daha konuşacağız, daha sorumlarımız var. Konuşacağız. Evet sevgili başkanım, sen kısa bir şey söyleyeceğim dediğin onu söyle. Arkadaşlara hemen sırayla verelim. Benim şimdi es geçmek istemezdim ama yani unuttum daha doğrusu. Bu saydığım yolların içinde bizim bir Salkavak yolumuz var. 2200 metre. Gerçekten Salkavak halkına biz o yolu armağan ediyoruz. Evet. Çok da güzel bir yol yaptık. 2200 metre kare parke taşı yaptık. Evet. İnşallah bayramın ikinci günü oranın da açılışını yapacağız. Birlikte olacağız. Buradan tüm dostlara da saygı ve selamlar. Evet, sıradan başlıyoruz. Hem kendimizi tanıtıyoruz hem de hakikaten neler yapıyoruz, neler olmalı, neler yapılmalı, daha neler olacak diye bakıyoruz. Meclis üyesi Rıza Aydın. Evet. TV10'a, Gölgeli kasabasına, kasabasına, muhtarlarıma, meclis üyelerime hoş geldin diyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Biraz mikrofonu kendine yaklaştır. Çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Devam edecek. Yoludu, suyudu. Hepsini yapmaktayız. Daha da yapacağız. Başkanımıza da desteğimiz devam Peki, edecek. Peki ne yapacaksın hocam? Ne yapılacak? Ne yani böyle heyecanlı koyma. Yavaş yavaş, evet. Tane tane yapacakların, hayalindekiler, olması gerekenler, halkın istedikleri, sabah kalktığında Gölgeli'ye baktığında, bir nefes aldığında, ah şu da olsa nefesim daha gür gelecek dediğin neler olmalı? Var. Evet. Evet. Bizim park yerimiz olması lazım. Çocuk parkı yapacağız. Bir yerimiz var. Orayı almamız lazım. Cem evinin yanında. Evet. Orayı en kısa zamanda yapacağımıza inanıyorum.
Mesela Şanşurbağa tekkemiz var. Hı. Yolunun yapılması lazım. Üstü, evet. Üzeri yapılması gerekiyor. Evet. Onları yapmamız lazım. Evet. Çalışmalarımız devam edecek. Peki. Böyle çok teşekkür ediyorum ama böyle bir an önce kaçarcasına davranıyor. Ya ben bırakayım da bu işten kurtulayım dercesine bir hareket ediyorsun. Hayır. Hemen neyse hemen yandaki sevgili abimizi hemen bir tanıyalım sizi. Yok hayır yandaki. Hayır atlatmıyoruz. Hayır lütfen. Lütfen konuşur musunuz yani? Ben alın mikrofonu. Ben sizi bir tanıyayım. İsminizi alayım. Ben Fikri Aydın. Gölgeli Kasabası Meclis Üyesiyim. Evet. Tabii ki. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Yazları burada yaşıyorum. Kışları İstanbul'da. Yani 6 ay burada 6 ay orada mı? 6 ay orada. Evet. Tabii. Efendim nasıl gidiyor bu görev? 6 ay orada 6 ay burada. Yani gerçekten yapmış olduğunuz hizmet çok önemli. Görev önemli. Bir seçilmişsiniz. İnsanlar sizi seçmiş. Hakikaten bunu nasıl yapıyorsunuz? Nasıl bir araya geliyorsunuz? Şimdi Mart ayında geldim ben kendim olarak mesela. Evet. Şimdi Aralık'ta falan gidiyoruz. Evet. İstanbul'a. Tabii yine işimiz olursa devamlı geliyoruz. Bir ayağımız burada, bir ayağımız İstanbul'da. Gölgeli Kasabası'nın çoğunlukla hep emekli kenti. Hı. Emeklilerin tabii burada daha rahat, daha huzurlu yaşaması için elimizden gelen uğraşıyoruz. Sayın Başkanımıza ve arkadaşlarımıza yeni yerleşim yer açılması. Evet. Bir de büyük bir park projemiz var. Evet. Devamlı başkanı da maşallah sıkıyorum. Konuşmuyordum Gölgede. Ama mikrofonu artık bırakmıyor. Evet. Tebrik ediyorum yani. Evet. Konuşmak istemiyorum. Evet ne güzel anlatıyorsun. Bu boş değil ki yani. Yapacağımız işler lafta kalmayacak mesela. Bu projedir. Yaparsınız yani, yapma. 3 yıl sonra yaparsınız. 2 yıl sonra yaparsınız. Bir konuştum ben. Mesela gerçekçi olması lazım. Evet. Yani. Onun için Gölgeli Kasabamızın doğal güzelliği de güzel. İçine akarsuyu mesela. Yeşillikleri. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Evet beyefendi. Hemen sizden başlayalım. Başlayalım. Arkadaşlar oturduğumuz yerden ön taraftakiler kalkmasınlar, otursunlar lütfen. Yani evet, hem siz bir tanıyalım. Ben Bayram Karahan. Evet. Öncelikle TV10'a bize bu imkanı sunduğu için siz çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz, sağ olun. Şimdi daha önceki konuşmacı arkadaşlar da söylediler, pek fazla yapılmayan bir şey bulunmadı. Belediyenin işi bitmez. Evet. Belediye devamlılık isteyen çalışmak bir kurumdur. Zorunda belediye çalışıyor demektir. 10 senede de bitiremez belediyenin işini. 10 sene sonra gene işleri olacaktır. Evet. Ama belediyenin burada kalması, buranın belde olması kadar önemli hiçbir şey yok. Evet. Cihet muhtarıyla yahut da orman dibi muhtarıyla konuştuklarımızda belediyenin gitmesinden dolayı o kadar perişan durumdalar ki çöpleri bile alınmıyor. Yani özel idareye gidiyorlar. Şoförümüz yok efendim, alamıyoruz. Ne zaman olacak şoför? Allah'ın izniyle olduğu zaman çöpünüzü alacağız gibi sözlerle karşılaşıyorlar. Hizmet falan gelmiyor. Belediyemize sahip çıkmamız gerekiyor. Az önce söylediğim gibi belediye devamlılık isteyen bir kurum. İş bugün olmaz yarın olur. Bugün olmaz yarın olur. Her zaman her şey yapılır. Efendim siz ne zaman geliyorsunuz? Sürekli burada mı yaşıyorsunuz? Yani sen de mi gurbetçisin? 6 ay burada. Yok yok değil. Ben Allah'a şükür 12 yıl önce emekli olunca göçümü yükleyip geldim ve ben buradayım. Oo, daimilerdensin diyorsun. Peki efendim, yani böyle bize kışı, yazı, baharı bir farklı olduğu zaten belli Gölgeli'nin. Yani her alıyla doğu hakikaten yaratılışa da böyle gözünüze baktığın zaman gözünüzü doyuruyor yani. Az bıkkınlık vermiyor. Siz 12 yıldır buradasınız. 17 yılına girmiş bir belediye. Sizin gözünüzde şöyle kaldığınız bir 12 yılı canlandırır mısınız? Kısa bir anlatır mısınız sevgili izleyicilerimize? Ya valla bu çok zor. Hüseyin Bey vallahi çok çok zor. Evet. Çok zor soru soruyorsunuz. Öyle mi? Ya şey ya bak, biraz bunu söylemek istemem de. Evet. Böyle gelir çok olan yerlerde biraz da bölünmeler oluyor ya. Evet. Yani bir belediye için. Evet. Bana diyorlar ya sen Karahanlardansın. Bayram Karahan, biz ayrı mahalleyiz biliyorsun. Evet. Ya ben Gölgeliliyim. Evet. Ben Gölgeli için varım. Yani Gölgelilik bilinci tabii, bende daha çok diyorsun. Tabii ki. Evet. Tabii, burası burası. Kim soy ismine falan kimsenin kimliğine evet. bakmam ben. Evet. Ne yapıyor ne yapmıyor ona bakarım. Evet. İbrahim Karahan benim yakınım. Evet. Ben İbrahim Karahan'ı yaptıklarıyla değerlendiririm. Akrabalığımla değil. Hı. Bir başkasında. İbrahim Karahan'a karşı ben Salih Aykurt'u desteklemiştim. Evet. Belediyede çalışıyordu. Ben de belediyede çalışıyordum. Belediye çalışması benim için bir avantajdı. Hı-hı. Belediyeyi biliyor olması gerekiyordu. Belediye başkanının okulu falan yok. Evet. Ha, belediyeden geliyor işte, orada emekli olmuş, burada gelir daha güzel şeyler yapar dedik. Ha, yapmadı mı? Yapmıştır. Mutlaka yaptı. Evet. Mutlaka bir şeyler yaptı. Daha sonra işte 2 sene, 10 sene burada belediye başkanı yaptı. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet, belediyeyi de, belediyeyi de
bir şekilde komşu belediyeler giderken bu belediyede burada alıkoyabildiği için, becerebildiği için ona da çok teşekkür ediyorum. Saygıyla anıyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ve bizi dinleyen dostlara. Ama daha burada zamanımız çok var daha. Vallahi böyle. Ya, her zaman konuşturma. Evet. İlk defa mikrofonda konuşuyorum. Konuşacağız. İyi akşamlar dileyip. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sunuyorum. Evet, daha söyleyeceğiz. Evet hocam, ben bir tanıyalım hem de bir söyleyin. Evet. Efendim, ben de biraz mikrofonu yaklaştırır mısınız efendim? Samimi olalım mikrofonla. Biraz daha. Sakinlerden birisiyiz. Evet. Emekliyiz. Evet. İşte yazın buraya geliyoruz. Kışın İstanbul'a gidiyoruz. Şu anki belediye çalışmalarından çok çok memnunuz. Tabii ki tabii Allah Memnunsunuz. Peki efendim, ben biraz konuyu değiştiriyorum o zaman. Hep aynı konudan gidiyoruz. Evet. Burası hem çok büyük bir kasabamız hem de %100'ünün Alevi olduğu bir yer. Bu kasabamızda Alevilik tam anlamıyla yaşanıyor, yaşatılıyor mu? Bu anlamda yaşatılıyorsa bu güzel örnekleri bizle paylaşır mısınız? Yaşatılmıyor ise neden yaşatılmıyor? Neden ve sebepleri nelerdir? Vallahi efendim, bu konuda pek fazla yaşatıldığını sanmıyorum. Evet. Yani çünkü biraz yakın mesela diyelim ki efendim bayram günü olacak. Evet. Bir bayram namazı kılmamız lazım. Namaz, Aleviler namaz kılar mı? Cem mi der bayram yani bayram? İşte hizmet yapmak gerekiyor. Cem ederler ama değil mi yani? Cem yani. Evet. Dediğim gibi işte, anlayın yani. Evet. Yok, anlamayalım. Cem dersen daha iyi olur. Bana göre bu konularda biraz çok geriyiz yani. Evet. Bunu yapmamız lazım. Buna da başkanımız önde olması lazım. Evet. Diyeceklerim bu kadar. Sanki bu bayramda yapacakmış gibi bir havası var, görüyoruz yani. Yani olsun yani. Peki. Yani olsun. Efendim, çocuklarımıza yani gurbette de, yani şu anda farkındaysanız Türkiye'nin her tarafı bir ateşle kavruluyor, yanıyor, içi de yanıyor. Ama özellikle Aleviler her zaman olduğu gibi hoşgörünün, sevginin, barışın, demokrasinin, insan haklarının her zaman tarih boyunca baktığımız zaman hep yanlarında olmuştur. Şu günlerde Alevilerde bir sessizlik var. Aleviler her gittiğim yerde bunu soruyoruz, sormaya gayret ediyoruz. Bu sessizliği neye bağlıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Bu konuda Aleviler bu konuda çok korkak. Evet. Çok korkuyoruz. Korkmamamız lazım. Birlik olmamız lazım. Evet. Dik durmamız lazım. Eyvallah. Bu konuda ben Alevilere yani şey yapmıyorum yani. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Çok sağ olun. Hemen yanındaki beyefendi. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet hocam. Evet. Gölgeli Belediyesi'nden insanlarımıza hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ayrıca İstanbul'da bizi izleyen televizyondaki başındakiler insanlara da selamlarımızı sunuyoruz. İstanbul'dan bayram tatiline gelenlere de sağlıklı gelmelerini diliyoruz. Evet, güle güle gelsinler. Efendim, biz burada belediyeciliği yaşatmamızın amacı önce bir sosyal belediyeciliği ortaya getirmek gerekiyor. Bu sosyal belediyecilikte eskiden biliyorsunuz yumurtayı yerdik fakat tavuk yoktu. Şimdi tavuğu getirdik, yumurtayı devamlı yiyoruz. Evet. Bu pastayı bütün çevre köylere yaymaya başladık. Şimdi kendi beldemizde insanların yoksun kaldığı şeyler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Nedenlerinden birisi su boruları döşendi. İnsanlarda organik tarım ortaya çıkmaya başladı. Tatlı sularla yapılan. Eskiden ev sularıyla sulanan bahçelerde 2 aylık bir bahçe oluyordu. O bahçelerin 2 aylık ömrü bitiyordu. Şimdi ise emeklilerimiz, İstanbul'dan gelenler sağlıklı bir suyla bahçeler yaparak organik tarımı elde etmeye başladılar. Bunu daha da geliştireceğiz. Aslında tatil yöresi evet, olarak nasıl geliştireceğiz? Bu daha da geliştireceğiz derken bunun önemli nasıl bir proje? Bunu biraz paylaşırsanız hakikaten sanıyorum bu daha çok hızlı olur. Daha çok bu işe yatırım yapan olur. Veya ne bileyim işte ben de varım diyen olur. Bunu biraz açarsanız sevinirim hocam. Bunu biraz açalım. Evet. Çünkü Gölgeli Beldesi bir su deryasının içerisinde. Belediye başkanımıza biz bunları devamlı gündeme getirerek söylüyoruz. Örneğin şu anda suyun geliş yönünden su kanalları kazarak onları daha çok yaygınlaştırıp içme sularını kurtarmak. Evet. Belediyemizin ilk başta bu sene daha onları elde etmeye başladık. Bundan da çok memnunuz. Daha önce ki başkanımız da yapıyordu bu işleri fakat çok yetersiz kalıyordu bölgedeki sularımız. Şimdi çok güzel olmaya başladı ortam. Belediye başkanımızın çevre bölgelerde yaptığı yollar da insanlar gördükçe daha da bir rahat nefes almaya başladılar.
İstanbul'dan gelenleri getiren bu cazibe merkezleri oluyor zaten. Bu tatil yörelerini de bu taraflara çekmeye başlayacağız bunu Allah nasip ederse. Barajımız var. Neden bir havuzlar yapmayalım? Neden oralara bir tatil yerleri için balık şeyleri yapmayalım? Bunlar Gölgeli Beldesi'nde olacak şeyler yani. Biz bunu da yapmaya hazırız. Çünkü insanlarımızın birlik beraberlik olmadığı yerde zaten belediyecilik olmaz. Evet. Gölgeli Beldesi deyince zaten bir birlik beraberlik gelir evvela. Bu yöre hepimizin yöresi. Alanı, Cevet'i, Meçidi, Adamlusu, Salkava ve Sahil Köyü. Biz buralara kadar ulaşıyoruz. Daha da çok ulaşacağız. Çünkü o insanlar da artık bizim insanlarımız. Elmalı, Kızıl Elma'yı unutacaklar. Kızıl Elma daha yakın burada. Kızıl Elma'yı unutacaklar. Kızıl Elma da zaten evet. İçimizde. Kızıl Elma'yı zaten ayırmıyoruz. Şu an Mehmet abimiz izliyor. Evet. Kızıl Elma'yı zaten almıyoruz. O da Gölgeli oldu. Öyle mi? Peki. Evet. Gölgeli zaten Gölgeli'nin gölgeliliğini bu akşam da gene büyük bir söğüdün dibinde gösterdiniz Hüseyin Bey. Evet. Bunu hiç unutmayacağız zaten. Hep teşekkür birlikte ediyoruz. Olduğu çok teşekkür sizlere ediyorum. Evet. Hemen yanınızdaki dostu alalım. Efendim sizi buyurun. Bir tanıyalım. Bir konu daha var. Tabii buyurun. Esas beldemizde en büyük şikayet kışın yakacak alınmaması. Evet. Bu iş ta yani kar yağıyor hala olmuyor. Muhtarlarımızdan ricamız, belediye evet. Başkanımızla desteğiyle bu işin Eylül ayında veya Eylül sonlarına ayında. Doğru çözülmesini istiyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum hemen. Evet, hem sizi bir tanıyalım hem de biz sizden bugün buranın sorunlarını da dinleyelim. Hüseyin Bey, önce size teşekkür ediyorum bizi bu canlı yayına ve TV 10'a ekibimize. Evet, biz teşekkür ederiz size. Biz buradayız. Teşekkürlerimizi sunuyorum. Ve evet. Gölgeli Kasabası'na iyi akşamlar diyorum. Hoş geldiler diyorum. Peki, sağ olun efendim. Ve Cumhuriyet, ben şöyle başlayayım abi. Ya ben Gölgeli Kasabası Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Nurettin Turan. Evet. Önce Gölgeli Kasabası halkına teşekkür ediyorum. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Mahallesi'ne. Cumhuriyet Mahallesi halkına çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Niye? Benim bu ikinci dönemim. Evet. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hep yanında oldular. İllaki yanında oldular. Evet. Ve yine de olacaklarını temin ediyorum. Sanki tekrar adaymış gibi konuşuyor. Artık o güne gelelim bir. Evet. Nasip kısmet ederse olabilirdi artık o. Ölmezsek bakarız. Evet. Ben önce Cumhuriyet mahalle sakinleri beni sıkıştırıyor. Şöyle sıkıştırıyor. Haklılar. Evet. Çok haklılar. Hı-hı. Niye haklılar? Bu ikinci dönemin diyorlar hiçbir şeyini görmedik. Hiçbir evet. Şey yapılmadı. Evet. Haklılar. Ben hak veriyorum. Evet. Ama bir dönem bu dönem inşallah. Peki ne yapılmadı? Ne yapılmadı? Onu da açarsanız. Söyleyeceğim evet. Hüseyin Bey. Peki. İnşallah bir dönem evet. İbrahim Karaman başkanımızla zaten şeyimi sundum verdik. O da biliyor zaten. İnşallah biz bilmiyoruz, o biliyor da. Birlikte beraberle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yapacak sözünü aldık. Evet. Tam belediyemizin karşısında. Evet. Bak. Şalayla yapılacak sözünü aldım. Evet. Burada bir yatırımız var. Biliyorum ben geldim dönem çektim gelmiştik, onu. Konuşmuştuk. Evet. Oraya yapılacak. Evet. Oraya çıkış, inişler, merdivenler yapılacak. Evet. Son sistem bir şey olacak yani. Evet. Bunun sözünü aldım. Orası güzelleşecek diyorsun. İlla ki. Evet. İlla ki güzel, tam belediyenin karşısında hem de. Evet. Fakat şimdi belediye başkanımız İbrahim Karahan'a gelelim. Evet. Çalışmalarına çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çalışmaları süper. Evet. Çılgın çalışmaları var. Hakikaten Gölgeli Kasabası'nın sevdalısı. İnan böyle bak, yüzüne demiyorum. Ben de söylüyorum bunu. Açık açık. İnan böyle bak. İbrahim Karahan'dan benim bir bardak çay içmişim de yok. Ya içersin de tabii. İçmesin senin başkanın, köylüğün bilmem ne. Evet. Evet. Ama inşallah bu söz verdiği şeyler yapacağız. Evet. Bu sene geçti. Evet. Bu sene söz verdi ama bu sene onu geçtik. Seni inşallah ölmezsek yapacağız, bunları göreceğiz. Hüseyin Bey, gerçekten bu canlı yayın biraz İnsanı sıkıyor biliyorsunuz. Yok ya. Canım ya. Biz bak, programımızın adı Cemal Cemal. Tamam. Biz senden Cemal Cemal'e muhabbet ediyoruz. Size öyle geliyor mu? Bize evet. Biraz alışkın değiliz bu mikrofona. Yok maşallah, iyisin. Alışkın değiliz. İyisin. Onun için kusura bakmayın. Rica ederim. Belki hatamız olabilir. Yok. Onun için. Gönüller bir olsun, hatayı affederiz. İlla ki, illa ki evet. Tabii.
Fakat belediye başkanından şunu ben diliyorum. Evet. Şimdi bizim kasabanın nüfusu vurdu gitti bayağı 8-9'larda. Evet. Bir kişi 5 kişi oldu, 10 kişi oldu. Evet. Bu da neyi gösterir, işaret eder? O bir kişiden 5 kişinin bir tanesi gelecek buraya. Evet. Ev yeri bulamıyor, yapacak gelecek. Hayır, buraya yerleşecek. Yerler açılsın diyorsun. Tabii böyle bir yerler imkan sağlarsa, gösterirse bu insanlara. Buradan bir müjdesini verelim mi? İlla ki verelim tabii. Soralım, verelim. İnşallah, inşallah. Evet. Ben bunu bekliyorum. Bir, evet. İkincisi, işsiz insanlarımız çok. Evet. Hepsini de illa ki devletten beklemeyeceğiz. Evet. Devletimiz illa ki tamam verebilir de, evet, biraz da kendimiz üretmemiz lazım. Evet. Nasıl üreteceğiz bunu? Hı. Belediye başkanımız yardım yaparak, hı, katkı sunarak, hı, önderlik yaparak nasıl olabilir, ne olabilir bu da? Hayvancılık. Evet. Arıcılık dediği, arıcılık, sayın Arıcılık dediği gibi. Evet. Buna benzer çok yapacağım. Projeler var diyorsun. Ya, var, illa ki var. Evet. Ama inşallah bunların bir tanesini, hepsini değil de bir tanesini belki halka sunarsak çok sevinirim. Halkımız da sevinir. Evet. Örneğin İstanbul'da da, gurbette de çok işsiz insanlarımız var. Evet. Buraya gelecek, burada ne yapacak? Bunların önünü açmamız lazım. Nasıl açacağız? Birlik beraber olacağız. Evet. Projeler üreteceğiz. Projeler üreteceğiz. Düşüneceğiz. Evet. Tartışacağız. Birbirimize şey yaparak, kırıcı olmadan, evet, yarın ne yapabiliriz? Bu gence, işsize ne yapabiliriz? Ne verebiliriz? Peki, çok teşekkür ediyorum. Dur abi, hemen neye teşekkür ediyorsun? Oy. Dur bakalım. Oy maşallah maşallah. Evet, söz sizde, buyurun. Teşekkür, buyurun, olur mu siz? Buyurun. Odunlara da dokundu. Evet. Nesine? Odun odun işlerdi. Şimdi, evet, gerçekten gölgeli kasabamız giden dönem odun alamadık. Evet. Çok haklılar. Evet. Çok mu çok. Evet. Ama niye? İlla ki bir sebebi var bunun. O sebep bizden kaynaklanmıyor. Evet. Başkanım da biliyor. İlla ki biliyordur. Bu işletme şefimiz bölge şefinden yani bir şey oldu. Ondan dolayı tamam. Ondan dolayı böyle oldu yani. Ama halkımız da anlamıyor tabii. İlla ki hedef biziz. Onlar da haklı. Evet. Ama inşallah bu sene çözeceğiz, inşallah diyorsun, çözeceğiz. Evet. Çözmemenin şeyi yok yani. İnşallah kısmet olursa bunu yapacağız. Sözünü aldınız mı? Çözme sözünü aldınız mı, o işin sözünü? Söz mü? Sözünü aldın mı? Şimdi Hüseyin Bey, söz derken sözünü aldık. Sözleri mi veremiyoruz? Sözünü aldık ama. Evet. İnşallah olacak. İnşallah. Peki. İnşallah olacak. Evet. Başkanımız bak 2,5 yıl oldu aşağı yukarı. Öyle mi oluyor? Evet, tahmin ediyorum. Bayağı çok işler, yaptığı işler var. Evet. Hiç yapılmayacak. Şu en azından bak. En başta gelen su. Evet. Su olmayınca hiçbir şey olmaz. Hayat olmaz, evet. Hayat olmaz. Durur. Bak sağ olsun, teşekkür ediyorum. Suyu getirdi. Evet. İkincisi bak, bazı yerleri, yolları açtı. Bak taşlar, bazı yerler taş döşenecek. Onları yaptı. Altyapıyı da yapacak. Tahmin ediyorum ki yapacak. Yapmamanın yolu yok. Evet. Her şey bitti. Proje bitti. Sadece başlamaz yani. İnşallah o da seneye veya o da bir seneye inşallah olacak. Öyle tahmin ediyorum ben. Evet. Kusura bakma, bazen bir heyecan oluyor Hüseyin Bey. Yani, vallahi ben kusura bakmıyorum. Abi ya, biz alışın değiliz. İlerip diyorsun, maşallah götürüyorsun sizin yani. Sizin gibi günlük böyle ağzımızda değil bu mukla, elimizde değil yani. O benim işim yani, ama. Yani kusura bakmayın. Peki ikinci turda konuşalım o zaman. Daha turumuz var, zamanımız çok var. O zaman sıra gelmez bize abi. Gelecek, gelir. Bak, gelmez. Gelmez. Kesinlikle hayır, gelir abi. Abicim, gene gelmez dedim. Tamam. Tamam, söylemek istediğin söyle. Müdürüm de bekliyor bak orada. Müdürüm de bekliyor. Ver, ver abi, ver. Müdürüm de bekliyor. Peki Gölgeli kasabası hakkında buraya gelene gelmeyene çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Hayır, çok teşekkür herhangi ediyoruz. Herhangi bir kusurumuz olsa. Daha sıramız var abi. Daha bir saatten fazla zamanımız var yani. İnşallah. Evet, hem tanıyalım hem de dediğimiz gibi böyle. İyi akşamlar. O cemalinizi gölgeliyle birleştirelim hocam. Cümleden iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Şükrü Tören, Hürriyet Mahallesi muhtarı.
Evet, Hürriyet Mahallesi neler eksik, neler yapılmalı? Yani belediye başkanı bunları hallediyor mu? Bak, sevgili muhtarım söylemek istediklerini, yapmak istediklerini, halka söz verdiğini, sözünü aldım diyor. Siz ne diyorsunuz? Sizin mahallenizde neler eksik? Hüseyin Bey, yapılacak şeyleri zaten başkanımız, belediye başkanımız yapılıyor. Biz de takip ediyoruz tabii ki. Birlik, beraberlik işler yapılıp gidiyor işte. Peki sizin hayalinizde, siz muhtar oldunuz, birinci döneminiz mi? Birinci dönemimiz. Ne halka söz verdiniz, ne yaptıracağım dediniz? Yani belediye başkanı yapacak ama siz de seçildiniz. Aynı oyu siz de aldınız. Siz ne, mahallenize ne söz verdiniz? Vallahi söz vermedim bir şey. Bir şey söz vermedim. Hiç yapmayacağım, yaparım yapmam demedim mi? En rahat muhtar benim. Vallahi biz, ben bir şey söyleyeyim. Biz dolurken bir tane 6-7 yaşlarında bir çocuk bize şunu söyledi. Dedi ki, bu köyümüz çok güzel. Biz İstanbul'dan geliyoruz. Gurbette Fransa'dan gelmişti. Biz buraya top sahası istiyoruz. Park istiyoruz başkanımızdan. Biz gurbetten geldiğimizde burada oynamak istiyoruz demişti geçen sene bize. Geçen sene 2015'te. Başkan da dedi ki evet ya, 2016'da böyle bir şey yaptıracağım dedi. Siz hiçbir söz vermediniz. Çok sağ olun. Hemen yanınızdakilerim. Evet arkadaşlar, bir alkışlayalım muhtarımızı. Yani böyle hakikaten çok heyecanlandı, heyecanlı yerelim. Evet. Tabii bitsin orası, bitsin. Evet, ilavet. Evet, ilavet. Ben, önümüzde biliyorsun Kurban Bayramımız var. Evet. Şimdiden Gölgeli Kasabası halkının Kurban Bayramını ya kutluyorum. Ya acelenle nereye gidiyorsun? Konuşacağız daha ya. Ama konuşacağım, benim çok şeyler var sabah. Tamam, onu da söylersin. O en sonunda söylenir. Canım benim. Evet. Efendim, hem sizi tanıyorum. Ben Salkavak Mahalle Muhtarıyım. TV10'a teşekkür ediyoruz. Her biz zaman yanımızda olduğu size için. Hoş geldiniz. Münevver Muhtarımız hoş geldiniz. Evet. Hüseyin kardeşimiz, sunucumuz hoş geldiniz. Ben 2004 yılından muhtarlığa seçildiğimde mahallemizde gerçekten çok büyük sorunlarımız vardı. Evet. Okulumuz yoktu, içme suyumuz yoktu, cemevimiz yoktu. Evet. Başkanlarımızın desteğiyle hepsini hallettik çok şükür. Yani 12 yıldır muhtarlık yapıyorsun şu anda değil mi? Benim ikinci dönem muhtarlığım. Evet, ikinci dönem, pardon. 2004-2009. Bir ara ara verdim, ondan sonra tekrar seçildim. Çok mutluyum yani, bu hizmetler benim dönemimde yapıldığı için. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Çok uyum içinde çalışıyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz. Hemen yanınızdaki arkadaşlar konuşmak ister mi? Veya siz söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Evet. Yarın salı günü yaylada şeyimiz var, şenliğimiz var. Evet. Halen Kara muhtarı değil mi sen? Efendim? Evet, Salkavak. Evet, Salkavak. Biz onu yapacağız, bizde de dönüyor zaten. Salı günü yaylada şenliklerimiz var. Halen kararsız dostlarımla seslenmek istiyorum. Evet. Ya buyursun gelsinler. Yani bizi yalnız bırakmasınlar. Siz muhtar, hatta güzel türkü de söylediniz galiba değil mi? Öyle bir şey duymuş muydum, neydi yani? Öyle bir şey yok değil mi? Nasıl? Peki, sonra söylerim. Nasıl dedin? Tamam. Tamam. Evet. Tamam oldu. Teşekkür. Evet, hemen yandaki arkadaşı da hemen tanıyalım. Ben Muharrem Turan. Biraz yüksek sesle, bak oradan buraya sesleniyorum. Ben Muharrem Turan. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Bizim sorunumuz, gurbetten geldiğim zaman yol sorunu var. Yol sorunu var. Bütün Köspetek yuvasına dönmüş. Şeyler, arabalar birinden kaçıyor, birinden şey diyor. Bir de köprü işi. Oraya bir köprü olmazsa felç oluyor yani. Peki, o zaman çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok hemen teşekkür ederim. Çünkü bekleyince başkasına geçmek zorundayız. Yani efendim, bir de bir şey sormak istiyorum burada hepimiz. Şurada baktığımız zaman sanıyorum aşağı yukarı 20'ye yakın önde erkek oturuyoruz, daha fazla. Sadece bir kadın arkadaş olarak sevgili Münevver var. Arkadaki kadın arkadaşlarımız bu anlamda konuşmak istiyorsa, Gölgeli Belediye hakkında bilgi vermek istiyorlarsa, aslında onlar ön planda değil, arka planda değil, ön planda olduklarını bilsinler. Evet efendim, varsa da gelsinler hemen. Hoş bulduk efendim. Ben Hüseyin Aydın. Bizim en büyük sorunumuz köprü. Biz köprü.
Avrupa'dan geliyoruz 3000 kilometre. Evet. Buraya geldiğimiz zaman Almus'tan buraya gelmek oraya bedel oluyor. Biraz yukarıya yaklaştırır mısınız mikrofonu? Almus'tan gelmek daha zor bizim için buraya. Evet. Çünkü bir sürü kazalar, kalp krizinden insanlar öldü. Hep bu köprünün yüzünden. Çünkü biz daha o şantiye yolunu kullanıyoruz. Çünkü birlik olup onu yapılması lazım. Öteki partilere de gidelim. Gerekirse tekrar yardım toplayalım. Biz zamanda yardım da topladık. Ama hiçbir şey çıkmadı. Bizde yol olmadı mı hiçbir şey olmaz. Evet. Köprüyü siz barajın üstünden falan mı istiyorsunuz? Başka bir şey mi? Barajın üzerinden tabii. Tuvantepe Köprüsü'nü. Tuvantepe'den. Peki. Vallahi evet, onu herkes istiyor. Toptan buna sevgili başkanımız cevap versin. Bu sorduklarını mahalle muhtarlarımızın sorduğuna da sevgili başkanımız komple bir cevap versin. Aslında biraz konuyu değiştirelim diyorum. Çünkü zamanımız da var, daha bir saatimiz var. Bu bir saatimizde farklı konularla değerlendirsek iyi olur. Efendim, oldu, çok teşekkür ederim. Başka bir şey var mı? Sağ olun. Öyle alıyoruz şöyle. Evet sevgili başkanım, o mikrofon şöyle gelene kadar hakikaten hem beklentileri var. Belki ekran içerisinde heyecandan söyleyemedikleri var buradaki insanların. Ama ortada şu çıkıyor söylemde. Hizmetinizden memnun arkadaşlar. Daha da çok şeyler yapacağınızı. Siz buranın aşığı olduğunu vurguluyorlar toparlarsak. Yani Gölgeli'nin aşığı başkanımız diyorlar. Bu da çok önemli bir şey. Aşk, ben her kelimemde aşkı söylerim. Bu Gölgeli'ye aşık olmaktır, işine aşık olmaktır, aşına aşık olmaktır, evine aşık olmaktır. Ama senin Gölgeli'ye aşık olduğunu söylüyorlar. Sen de tek tek not aldın. Bunu değerlendirip arkadaşlarıma cevap verirsen bizleri mutlu edersin. Söz sende sevgili başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu belediyenin kuruluşunda bir defa benim çok emeğim var. Evet. O zaman dernek başkanıydım İstanbul'dan. Benim dernek başkanlığımda o zaman Salih Aydın dernek başkanımızdı. Onun yanında bir dönem ben görev yaptım. İkinci dönem dernek başkanı oldum ve bir arsa aldık. Arsanın da temeline kısmet bana oldu. Gölge belediye oluşunu temeline atmak da bana kısmet oldu. Şimdi o zamanlar ben hep şunu söylerdim. Gölgeli en büyük bir belde olacak. Bir dernek gecesine gittiğim zaman işte falan yerin şu kadar nüfusu var. Yok derdim yani, en büyük Gölgeli. Hak eden de o zamanki nüfusta da 2631 nüfusu vardı Gölgeli'nin. Şimdi ben de Gölgeli sevdalığı gerçekten var. Sadece Gölgeli değil, yöre olarak da o sevdalık bende var. Şimdi ben adaylığımı koyduğum zaman Gölgeli'ye yapacaklarımı tek tek saymıştım. Bunu vatandaşlara da broşür yapmıştık, dağıttık. Ben söz verdiklerimi neler yaptım? İşte Hamza Aptal yolu, Sal Kavak yolu, su deposu. Bugün Gölgeli kasabasında 350 tonluk su deposu yaptım. Şimdi benim yapacağım projeler, muhtarımın çok takıntı olduğu Cumhuriyet Mahallesi'nin, Nurettin Turan'ın der ki siz Cumhuriyet Mahallesi'ne ne yaptınız, ne yapacaksınız? Ben şu ana kadar Cumhuriyet Mahallesi'ne hakikaten hiçbir şey yapmadım. Burada en şanslı muhtarımız Alimol, Salkavak muhtarı. Hakikaten Salkavak mahallemize çok şeyler yaptık. Daha önemlisi 2200 metre yollarını yaptık. İşte cebeler, mezarlıklar. Aynısı kasaba içinde de. Ben de bugün yine akşam geldi bana dedi ki bunları yapmazsan ben dedi bir nevi televizyonda konuşacağım. Vallahi dedim konuşmak serbest. Ama sayın muhtarım sana söz verdiğim gibi şelaleyi yapacağız. İsmet olursa Bahar'ın Gölgeli kasabasına güzel bir park yapacağız. Bunu buradan da ben sözünü veriyorum. Gölgeli kasabasının ne kalıyor? Altyapısı. Ve su gider. Su gider altyapısı. Onun da projesini yaptırdık. Gölgeli zaten bunları da yaptığımız zaman Gölgeli çok bir problemi kalmayacak. Bahçe suları. Ben geldiğimde hiçbir bahçeye sulama bir defa borusu kanalı yoktu. Onları ben hep boru için aldım ve herkes bahçesini şu anda hortumunu takıyor ve bahçesini güzel bir şekilde suluyorlar. Ama onlarla yetinmiyorlar. Daha çok içme suyundan suluyorlar. Biz bunlara karşıyız. İçme suyundan gerçekten kimse bahçesini sulamasın. Bunu da buradan sesleniyorum Gölgeli halkına. Gölgeli'nin sorunları... Gölgeli'nin sorunları var mı? Yok değil. Tabii ki var. Muhtarlar geldikçe biz bu sorunları muhtarlarla oturup sorunları çözeceğiz. Odun sorunu.
Hakikaten geçen sene Gölgeli halkı pardon, ben bir soru sorayım da bu Tozanlı'da da çok olan olaylar, muhtarlarda da görüyorum. Şimdi bu doğanın suyu, bu su Gölgeli'nin suyu, gelen su. Devlet buna ne kadar masraf etti bilemem ama siz belde olduğunuz için belki çok sıkıştırıyorlar. Şimdi köylerin de saatleri bağlanmak üzere bir sürü evrak gidiyor. Bunun için ne çalışmalar, köyler bunu gerçekten bugüne kadar hayatları boyunca ödemedikleri su parasını devlete su parası olarak ödemeye devam edecekler mi? Yoksa zorunlu kılıp hapis cezası falan mı alacak muhtarların? Öyle bir yazı gördüm çünkü. Şimdi bakın, devleti burada suçlamamak lazım. Evet. Gölgeli seneler boyu saat takılmamış. Ben 2,5 ay belediye başkanıyken benim hakkımda yasal işlemi yaptı dedi. Siz su saatlerini bakmak zorundasınız. Bir defa suç işliyorsunuz. Ben hem kurumu zarara uğratıyorum hem devleti kandırıyorum. Ben bir defa burada aldığım su parasını belediyede kullanacağım. Yani bunu devlet benim elimden almıyor. Köyler de saatten taktığı zaman bu kaymakamlık diyor ki siz saatinizi bakın, parasını alın ama o kasaba köylerdeki su borularını işte onun giderlerine bir masraf olarak kullanın. Yani o paralar devlet kendine almıyor hakikaten. Bizde de almayacak. Biz ilk defa bundan sonra para alacağız. Hiç su parası almadık. Yani ama şeye gelince kanunu prosedür mecbur. Bunları yapmak zorundayız. Muhtarlar da şimdi diyorlar ki zaman zaman beni arayan muhtarlar var. Evet. Biz nasıl saat takalım? Akıllı saat takalım diyenler de var. Ama akıllı saat bu yörede hakikaten gitmez. Evet. Biz öyle bir şey yapmadık. Ben muhtar arkadaşlarım da tavsiye ederim. Akıllı saat hakikaten gitmez bu yörede. Evet. En güzeli normal bir saat takıp ama su paralarını da alsınlar tabii ki. Biz de alacağız bundan sonra. Ama bu supa devletin zaten şimdi hiçbir Gölgeli bugüne kadar hayatı boyunca Gölgeli'nin çalışan insanları bu devlete vergisini ödemiş. Devletine karşı herhangi bir şey yapmamış. Şimdi doğal suyuna kendisi para öderse biraz insanı düşündürmez mi? Yani devlet sadece borusunu verip borunun parasını bir senede bitirdi. Sürekli onu almayacak mı yani devlet? Verecek mi? Yok, vermeyecek yani. Çünkü bunun nedenleri şöyle. Şuraya bak, burası grup yolu. Baktığımız zaman asfalt mı arı suyunun yolu? Yok. Şimdi Hubiyar'ın yolu asfalt mı? En sonki. Yok. Şimdi bunlardan saat parası, su parası istenirken şöyle devlet de elini vicdanına koyması gerekmiyor mu? Buna ben yolunu vermedim, boruyu verdim, şimdi para istiyorum. Yani bu biraz düşündürücü değil mi yani insanları sevgili başkanım? Bakın şimdi burada anlaşamadığımız bir konu var. Evet. Bu su paralarını devlet kendi bünyesine almıyor. Muhtar. Evet, buyurun sevgili başkanım. Şöyle biraz alttan yukarıya doğru. Muhtarlar bu parayı aldıkları zaman kendileri kullanacaklar. Yani bunu kaymakamlık bünyesine götürüp bu paraları yatırmıyorlar. Biz belediye olarak da bu parayı aldığımız zaman Gölgeli Belediyesi kullanacak. Yani devlet borusunu veriyor, tamam siz bunu yapın diyor ama parayı bize getirin demiyorlar yani. Böyle bir şey yok. Yani muhtar parayı alacak, sürekli söylüyorum, kendisi kullanacak, biz de parayı alacağız kendi. Bir yani daha Sinatçı muhtar mı? Muhtar. Tabii ki muhtar. Evet. Tamam. Burada tahsilatçı muhtar. Burada tahsilatçı Gölgeli Belediyesi. Şimdi bakın bir defa Gölgeli Belediyesi bu saatleri takmakla Gölgenin hem gelir seviyesi yükselecek belediyenin, evet, hem de işçi çalıştırması. Tabii ki işçi çalıştırması da. Ben bugün 4 tane işçim varsa 2 tane de iş hakkı kullanma hakkına sahibim. Yani bunların da faydası yok değil, var. Evet. Ama belediye böyle de ya arı su ne yapsın? Hubiyar ne yapsın? Onu söyle yani. Arı suna... Hubiyar'da kışın bir kişi kalıyor. Kışında da öyle, zaten kışında muhtar para almayacak ki. Evet. Saatler nereden yazıyor? Yani çalışmayan bir saatten para almayacak. Biz de Gölgeli'den çalışmayan saatlerden para almayacak. Bak ben şimdi o konuda devleti burada savunmuş diyeyim. Evet. Ben Gölgeli Belediyesi'ni savunuyorum. Muhtarlar da kendi köylerini savunacaklar. Ama Gölgeli... Şimdi düşünüyorum sana, saatleri takmadık. Kesinlikle yüksek yerlere su çıkmıyor. Bunun cezasını ben çekmeyeceğim. Yüksek yerlerde oturanlar da çekmesin. Yani merkezdekiler suyunu alıyor... Ama yukarıdakiler suyunu alamıyor. Bu saatler bence bir caydırıcı yönünde var. Peki son söylemek istediğiniz, geleceğiz ikinci tura da. Yani bunu kapattın. Var mı? Benim son söylemek istediğim... Daha yok, sona var da. Bu turdaki son söylemek istediğin, onu demek istiyorum. Şu an daha sonra söyleyeyim. Peki. Şöyle alıyoruz o zaman. Evet. Münevver bir şey söyleyeceksin galiba. O zaman böyle başlayalım. Şöyle başlayalım. Bunu konuyu değiştirelim. Evet, Tokat'ı şöyle bir yer alalım. Kelkit Çayı'na bakıyoruz. Reşadiye, Niksar, Erbaa,
HES'lerle yok oluyor. 20 sene sonra veya 10 sene sonra Nikser Ovası'nda belki o yeşilliği göremeyeceğiz. Sonra geliyoruz Tozanlı'ya. Tozanlı'da şu an 2 tanesi bitmiş HES projesi var. 2-3 tanesi de yapılacak. Sonra gidiyoruz hemen Tokat Amasya il sırında Tokat Samurçay o Kızıoğlu Keçeli bölümüne bakıyoruz. Oraları böyle insanın içi doğayı nasıl katlettiklerini görebiliyoruz. Orayı katlediyorlar. Gidiyoruz Zile. Zile Çekerek boyundaki en önemli ırmaklarımızdan bir tanesi. Zile'nin ve Çekerek'te yaşayan insanların ekonomik anlamda gelirlerinin olduğu ve ektiklerini biçtiklerini büyük şehire göndererek çocuklarının da yiyeceğini çıkartıp geri kalanının para kazanarak yaşamını sürdüğü yerlerde HES'ler yapılıyor. Ama onlar şu an çok başarılı direnmeye devam ediyorlar. Buradan Çekerek Irmağı'nı direnenlere selam olsun, selam diyor musun? Selam olsun diyoruz. Şimdi kaderi midir ki Yeşil Irmağ'ın her taraftan gelip HES'lerle burası yok oluyor, yarın vadimiz yok oluyor. Şimdi buraya da baktım, çok büyük şey var. Yani bir dere var Gölgeli'de. Bu derenin de aslında nedir neydi? Başkanım ona inşallah bir ciddi bir cevap verir. Yani HES olursa içim cız diye gider diye düşünüyorum. Çünkü Gölgeli'nin üzerinde HES diye bir şey olursa inanın bu doğal yeşilliğinin kaybolacağı, bir insan, bir gelinlik kızın veya bir genç delikanlının hayata veda edercesine öyle bir durumu var buranın. Dolayısıyla buna sahip çıkmak gerekir. Bu HES'lere tekrar tekrar yapıyorlar. Ne diyorsunuz? Ne yapmalı? Diye soruyorum. Sizden başlıyorum hocam. Bununla ilgili birlik, beraberlik çoğu yerde yapılmadı. İnsanlar çünkü mücadele etti. Sen de gelmedin biliyorsun değil mi? Ama yani rahatsızdım. Gönül koyduğunda biliyorum ama rahatsızdım o konuda. Bir arada küs kaldık biliyorum. Ama birlik beraberlikten geçer bu. Birlik beraberliğin olmadığı yerde hani bir yeri şey bırakırsınız da birileri gelir konar ya, o şekil oluyor. Neden Tunceli'nde karşı çıkıldı, yapılamadı? Neden bu Çekerek'te yapılamadı veya Laz bölgesi hangi bölgeydi? Sinop'ta yapılamadı, Rize'de yapılamadı. Ama birlik beraberlik olunmadığı yerde, sahip çıkılmadığı yerde mutlaka bunları başarılıyor. Çünkü susma, sıra sana gelecek dendiği zaman susulan yerlerde bunların yapıldığına inanıyorum ben. Ama birlik beraberlik olsaydı, herkes örgütlü bir şekilde, hepimiz bilinçli bir şekilde gitseydik bunların mümkün değildi olması. Ama bana nelik var? Hayır, bana ne değil. Bana ne dersem yarın sıra bize de gelecek. Yarın Gölgeli'ye de gelebilir. Yarın Arusu'ya da gelebilir. Arusu'nun da deresi var mesela. Ama bunların mücadele etmek lazım. Bunlara karşı çıkmak lazım. Bunu her zaman da diyoruz, her zaman da konuşuyoruz. Gidemedim ama gönlümde bu konu her zaman vardır. Evet. Her zaman konuştuğum zaman da gündeme getiriyoruz. Yalnız şöyle bir şey, bugün bu canlı yayında biliyorum ki başkanımız Tozanlı sevdalısı, evet. Biliyorum ki Gölgeli sevdalısı, biliyorum ki Arusulu veya çevre köylerin sevdalısı. Evet. Ben de Al Mustafa tek bayan, köylerde tek bayan, bir de Zile'de arkadaşımız var Sultan Hanım. Tokat'ta iki köy muhtarı bayan arkadaş varız. Şeyde de var. Beldelerde var. Beldelerde çat var. Evet, çatta da var. Evet. Kıymet Hanım'a selam olsun. Bütün arkadaşlarıma selam evet. olsun. Ben de bir sağlık ocağımız var. Başkanımdan bunu rica ediyorum. Köy kanı olarak, muhtar odası olarak, bir bayan olarak başkanımızın da bunu yapacağına inanarak ve bir söz almak istiyorum başkanımızdan. Evet. Hemen verelim sıcağı sıcağına. Tabii ki sıcağı sıcağına evet, şey yapalım. Şimdi burada muhtarım benim dediğimi yaparsa yaparım. Şimdi şöyle, kişisel dedik olmaz. Başkanım mektubunuz geldi, mektubunuzu okuduk. Şimdi, mektubumuzu halka sunacağız, toplantı yapacağız. Toplantı yapacağız, toplantıdan çıkan karara saygı duyacağız. Ama ben bundan önce ben bir bayan olarak, mücadeleci bir bayan, yıllardır Hüseyin Kelleci beni tanır. İstanbul'dan, partimden, cemevimden tanırlar beni. Ama senin benim yanımda omuz omuza, geri geldiği zaman dövüşeceğiz, yeri geldiği zaman oturacağız. Ben senden şimdiye kadar
tabii ki ufak tefek şeylerimiz olmuştur, yapmıştırsın şey. Bir bayan olarak bir köy konağını, oranın tamirini güzel bir köy konağı olarak ben bundan Gölgeli halkından, başkanımdan rica ediyorum. En kısa zamanda bayramdan sonra bunu başkanım senden rica ediyorum. Çünkü tek muhtarım köyün şeyde Almus'ta, bunu rica ediyorum. Ben şimdi buradan muhtarıma söz vermeyeceğim ama zamanı gelince konuşacağım. Yok yani, başkanım ben söz ben hak eden muhtarıma sözler şimdi, yerine gelir söz istiyorum başkanım öyle şimdi, bilmiyorum ben. Evet, evet. Ben 2014'te buraya geldim. Belediye başkanıyım. 2014'ten bu tarafa ben sizin ne istediğinizse yaptım. Şimdi siz burada ufak tefek. Ben size bir şey söyleyeyim. Şöyle. Ben bir defa arıyorum. Her zaman gidip en kötü şeyi çöpünü alıyorum. Bakın. Teşekkür ediyoruz. İnkar etmiyoruz. Kışın efendim. Yollar kapalı gider. Gölgene saygımız büyük. Aracı gereci açar. Benim arus için yapamayacağım hiçbir şey yok. Siz yani muhtar, bakın siz muhtar olmasanız da ben yaparım. Çünkü Arusu'da hakikaten benim çok sevdiğim dost insanlar var. Ben şuradan sesleniyorum Arusu halkına. Gerçekten bu bayramda bir toplantı yapacaklar. Bu toplantıdan da inanıyorum ki iyi bir söz çıkacak yani. Gölgeli Belediyesi'nden birleşelim diye. Bu sonuca göre de Arusu'yla Gölgeli birleşirse zaten biz Arusu'nun hakikaten çok işleri var. Biz o işleri yapmaya hazırız burada. Şimdi Gölgeli yapısı var. Arusu'nda var. Burada bir dere yaptılar ama bu dere çok sağlıklı mı? Bence hiç de sağlıklı değil. Ben başka yerdeki yapılan derelerde gördüm. Bizim dereyle hiçbir alakası yok. Her binanın yani önüne bir köprü yapmışlar. Dere yatağında. Burada kaç tane köprü var? Hiç köprü yok. Daha önceki yapılan eski bir köprümüz vardı. Onu dahi yıkmışlar ama yerine köprü yapmamışlar. Tozan Deresi'nde yapmışlar. Ben siyasetçilerin bilakis gidip oraya bir bakmasını isterim. Dere nasıl yapılır? O binaların önlerine köprüler nasıl yapılır? Gölgeli kasabasında bir dere yapmışlar ama ben Testlere mi köprü yapmışlar? Yok. Dere yatağı. Dere yatağı çalışması. Dere yatağı. Yani ben bunu söylemek istiyorum. Hakikaten buradaki dere yatağı üstün kör yapılmış ve gidilmiş. Şimdi benim burada söylemek istediğim Sayın Muhtarım, Arısı'yla Gölgeli birleştireceğiz. O zaman köy konağı da yapılır. Sana güzel bir odada döşenirler. Yani bu işin hiçbir ayrısı kaybısı olmaz. Başkanım, tabii ki toplantı yapacağız. Bunu gündeme sunacağız. Bu toplantıdan benim haberim yok ama maşallah senin haberin var. Benim yapılacak toplantıdan haberim yok ama senin haberin var. Bunu halka sunacağız. Evet. Referandum yapacağız. Çıkan karara da saygı duyacağız. Ama karar çıkar çıkmaz. Benim senden ricam, çöpü de alabilirsin. Mezar deşebilirsin. Her şeyi de yapabilirsin. Biz de canla başla. İhtiyar heyetinden hariç nüfusumuzu veriyoruz. Veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Hani geçmesek bile Gölgeli'ye vermeye devam edeceğiz. Ben senden şunu beklerdim ki ben bu konağı elimden geldiği kadar yapacağım, yaparım demeni beklerdim. Dedi yapacağım dedi. Elimden geleni yapacağım dedi. Elimden geleni yapacağım ne olmuyor? Sen rica ettin bu kadar toplumda. Biz buradayız ama takipçi bunu olacağız. Dedin, ben de bunu yapacağım diyebilirdim başkanım. Çok teşekkür sonra ediyorum. Sonra toptan cevap ver. Başkan. Tamam, sonra konuşuruz. Evet. Hocam ben özellikle biraz doğayı seviyorum. Doğanın katletmesini istemiyorum ama maalesef özellikle Tokat'ımızda ve Tokat üstelik Karadeniz'in Çukurova'sı. Yani öyle bakmak gerekiyor. Çukurova'sı olmasına rağmen işte sigara fabrikası gitti, şeker fabrikası gitti, tuğra fabrikası gitti. Büyük fabrikalar vardı. Şu an reklama giren adını söylemiyorum. O fabrikalar gitti. Buna rağmen Tokat fakir kalıyor. Tokat göç alıyor. Bu HES'lerle birlikte daha çok göç almaya başladı. Buna ne diyorsunuz? Burada yaşayan demin çok güzel şiirlerinizle Türkiye'yi dolaşarak da bütünleştirdiniz. Ama buranın öyle bir şiiri var ki, ağaçta bir şiiri var ki hakikaten şiir gibi duruyor zaten burada Gölgeli ve baktığımız zaman bu civar. Evet söz sizin efendim. Efendim ben deriz yine Mehmet Ceyhan. İkinci kez söz alıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Efendim, Kenan Evren Tokat'a gelmiş. Evet. Tokatlar Kenan Evren Paşa'ya, paşam şunu isteriz, bunu isteriz falan deyince,
paşa durmuş düşünmüş demiş ki ya Tokatlılar, Allah size vermiş, benden ne istiyorsunuz? Allah vermiş Tokat'a iki tane nehir topraklarını suluyor. Allah'a şükürler olsun ki böyle bir yerde yaratılmışız, mutluyuz. Yeter ki çalışalım. Tam da HES'ler yapıyor. Mutlu musun HES'leri? Yeter ki çalışalım ama uygun. Şimdi HES'i kim yapıyor? Bu konularda benim öyle çok teferruatlı bilgim yok. Mutlaka bir devlet yetkilisi buraya izin veriyor. Özel şirketler yapıyor. Özel şirketlere izin verilir ki yapılır. Yani nedenini net bilmeden konuşuyoruz. Fakat bölgemde farklı güzellikler var. Ben işin efendim bu olumsuz boyutunu konuşacak kapasitede değilim. Ama olumlu tarafından biraz bakacak olursak farklı şeyler anlatayım halkıma ve bizi dinleyenlere bölgemizin ne kadar güzel olduğunu, kalkınmada öncelikli bölgeler seçildiğini bilsinler. Evet. Müsaadeniz olur. Mesela ne geçildi öncelikle kalkınmadan önce de? Efendim, hangi yasada, nerede? Onu da tabii anlatırsanız iyi olur kısa. İki ve üçüncü dönem belediye meclis üyeliğimde yetkililerle konuşmamda onları bölgemi gezdirirken edindiğim bilgilerden aktaracağım. Efendim ülkemizde kalkınmada üçüncü bölge Yeşilırmak Havzası. Bir, Ege'de Menderes Havzası. İki, Kelkit Havzası. Üç, Yeşilırmak Havzası. Yani Avrupa Birliği'nde desteğiyle böyle bir şeyler düşünülüyor. Bu düşünülürken de Yeşilırmak Havzası'nda gölgeli pilot bölge seçiliyor. Niye pilot bölge? Çünkü gölgelinin o şeyi var, istihdamı var. Peki niye gölgeliyi seçiyorlar? Yani neden seçiyorlar? Hemen söylüyorum efendim. Evet, alayım. Gölgelinin içinden geçen gür bir su var. Şükürler olsun. Dağlarımız, yaylalarımız, bozkırlarımız turizme elverişli. Kalkınmada öncelikli bölge, yani buradan başka taraflara aktarılacak çok güzel düşünceler var. O su, mesela, o HES olmasın yani o adamların düşünceleri. Bir dakika, işte HES konusunda şunu diyeceğim. Eğer benim bölgeme, halkıma zarar verici bir şeyse kesinlikle bunun yanlış olduğunu topyekün efendim direnmeliyiz. Ya burada bir yanlışlık yapıyor. Devlet yetkilisi de olsa yanlış yapıyordu. Yani eğer yanlışlık var ise ama doğruluk varsa onun da arkasında olmalıyız. Ha HES'in arkasında, yani sizlerin anlattığına göre şey yapacak olursam doğaya zarar veriyor diyorum. O zaman şöyle yapalım. Siz çok yakın burada oluyorsunuz. Hemen yeni yapılan bu tozanlığa giderken HES'leri, yapıları harekete geçeli çok bir sene olmadı. Gidersiniz orada. Meyvelerin bu kadarken bu kadar küçüğe düştüğünü görürsünüz. Börtü böceğin oradaki börtü böceklerin çiçeklerde kaybolduğunu görürsünüz. Fasulyelerin büyükken nasıl küçüldüğünü görürsünüz. Artık patateslerin üretilmediğini görürsünüz. Çok yakın, yani 10 kilometre yok. Eyvallah. Bir gün ziyaret edin oraları, görürsünüz. Eyvallah. Efendim bir HES projesini gidip görmedim. Basından ve sizin gibi dostların anlatmasıyla biliyorum. Tekrar ediyorum. Benim bölgeme zarar veriyorsa, doğaya zarar veriyorsa, halkım da bundan zarar görüyorsa karşısında duracağız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bu kadar. Teşekkür Peki. ediyorum. Sevgili Hüseyin abicim, ben özel bir bu sorum sana olacak. Gezen, tozan benim gibi olduğun için şöyle söyleyelim. Türkiye'de bir Alevi sorunu var. Bu şu anda da yeni bir dinayet üzerinden Alevi açılımı yapmaya başladı devlet. Bir takım Alevi kurum başkanları da Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeye çalıştıklarını duymaktayız. Şimdi 9 tane Türkiye'de Alevi açılımı yapıldı. Ne yapıldı? Nevşehir Üniversitesi'nin adı Hacı Bektaş oldu, öyle kaldı. Tunceli Üniversitesi'nin adı Munzur Üniversitesi oldu. Hacı Bektaş'ta turnikeler kaldırıldı, para ödenmedi. Ama buna rağmen ne yapıldı? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün adı, Yavuz Sultan'ın adı, Alevilerin
gerçekten daha savaşa gitmeden 40 bin Alevi'yi katleden Osmanlı padişahının adı verildi. Yani bunu da hatta açılırken de Sayın Cumhurbaşkanı Alevilerden çok sonra söz etti. O sözde de incitici söz etti Alevilerden. Şimdi Türkiye'nin bu durumuyla böyle baktığımızda Alevileri bu çerçevede gören, gezen, işte sürekli mikrofonu elinde olan değerli bir büyüğüm olarak ne düşünüyorsunuz? Sayın Kelleci, şimdi insan bir elbise giyerse o elbisenin bedenini kendisi bilir. Hı. Sen mesela diyelim kaç 40-50 beden elbise giyiyorsun. Sana 45 beden elbise giydirmeye çalışırlarsa sen giyebilir misin? Seni sıkar. Hı. Şimdi dostum, açılımlar Türkiye'de bir uyutma politikasıydı. Hı. Gündemi değiştirmek, gündemdeki belli mevzuları ötelemek ve Alevi açılımını öne çıkararak belli konuları susturmaya çalışıldı. Hı. O açılımların çoğunda Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki toplantılarda bulundum. Hı. Ben Uğur Mumcu, Kartal Uğur Mumcu Cemevi'nin yöneticisiyim. Hı. Bizim sorunlarımızı sosyal devlet anlayışı içerisinde ele alsalardı hiçbir şeye gerek olmazdı. Hı. Şimdi ufak tefek şeyler öne sunarak Alevilerin sesini kesmek, Alevilerin örgütlenmesini kesmek, Alevileri belli şeylerle susturmaya çalışılıyor. Ama şu var. Eğer biz birliğimizi, beraberliğimizi doğru sağlarsak, eğer bizler kendi aramızda sözümüzü bir edersek, özümüzü bir edersek Alevi açılımına gerek kalmaz. Alevi açılımı için çalışan hükümetin yetkilileri, devletin yetkilileri bir tek kelime söylesin Aleviler hiçbir şey demeyecek. Açılıma falan gerek yok. Alevilerin ibadethanesi cemevidir diye desinler yeter. Bir de zorunlu din dersleri kalksın. Değil mi? Her şey zorunlu din dersleri kalksın. Evet. Ben özgürce bir eğitim almak istiyorsam bunu yapmam lazım. Hı. Alevilerin ibadethanesi cemevidir diyemiyorlarsa hiç açılma falan gerek yok kardeşim. Hepsi uyutmacadır. Hı. Bu anlamda ben çeşitli bölgelerde de bulundum. Hı. Oralardaki insanların sorunlarını da gördüm. Şuradaki insanların sorunu da kendilerine göre bir cemevi yapıyorlar. Evet. Artık eğer belediyenin hizmeti biraz iyi ise onu allayıp pulluyor, süslüyor, güzel bir hizmet yapıyor. Yoksa cenazelerimiz kapılarda kaldırılıyordu. Böyle belli barakaların içerisinde cenazeler yıkanıyordu. Ya bir cemevinin olması bu adamlara ne kadar rahatsızlık veriyor ki? Eşit nazarla davranılsın. Kimse kimsenin özgürlüğünü, ibadet özgürlüğünü, okuma özgürlüğünü elinden almasın. Açılım falan istemiyoruz biz arkadaş. Açılma hiç gerek yok. Biz açılır gideriz ondan sonra. Bu anlamda evet, daha peki, çok açılımla olacak. Peki HES'ler ediyorsun ya bu bölgedeki HES'ler. Ben HES'lerin evet, her zaman karşısında oldum. Biz tüneldeki yürüyüşlerde, evet, Kadıköy'deki yürüyüşlerde hepsinde beraber haykırdık. Şimdi ilk HES yapıldığında Kelkit Çayı'nın üzerinde Niksar Ovası'nı biliyorsunuz. Evet. Niksar Ovası'ndaki şimdi bu yeşilliği hiç kimse bulamayacak. Evet. Burada Tozanlı Deresi'nin üzerine kondu. Halbuki HES nedir, ne yapıyorlar? Belli kişilere bir yerleri peşkeş çekmek istiyorlar. Devletin o kadar güzel olanakları varsa başka türlü elektrik üretimi yapsınlar. Oradan alacağı yüzü miktarda üretimle birkaç kişi zengin olacak. Ama oradaki doğanın katledildiğini, oradaki doğanın demin söylediğiniz börtü böceğin öldüğünü, yeşil alanların gittiğini, en basit örneğini, biz köyümüzdeki bu suyun, köyümüze bağlanan su başka bir yerde şişeleme için gidecekti. Biz çok mücadele ettik. Hatta mahkemeye falan verdik. Bu su durdu. Bu su gitseydi, şimdi bizim suyumuz da yoktu, içme suyumuz. Var ama kaliteli bir su yoktu. Evet. Eğer bu derede de olursa, öbür derede de olursa ben Hopa'ya gittim. Metin Lokumcu'nun mezarının başına gittim. Evet. Oradaki saygıyla anıyoruz. Evet. Oradaki deredeki insanların verdiği mücadeleyi gördüm. Ama bizim yöremizde bir tek Sile'nin köylerinde, o Çekirek'in köylerinde, Amasya'nın o bölümündeki köylerde iyi mücadele verildi. Evet. Burada da haykırıldı ama ses getiremedik. Zayıftı. Çok haklısın. Eğer bölgeli beldesinden 500 kişi oraya gitseydi, Arasu'dan 100 kişi gitseydi, öbür beldelerden gitseydi, bugün orada ses daha fazla olurdu. Evet. Hepimizin kabahati var bunda. Peki, Bektaşi'ye, Bektaşi'nin harman zamanı, bir de fıkranatalım biraz değiştirelim. Tabii. Buyurun.
Ya Rabbi diyor, yarın harmanı içeri atacak kadar bana müsaade edersen diyor, Ramazan'da oruç tutacağım diyor. Ertesi gün bir kalkıyor ki harman düğen hiçbir şey kalmamış, sele gitmiş. Hanımdan diyor ki ben oruç Ramazan'da oruca kaldır diyor, kalkıyor. Ya verip sen diyor oruç tutmazdın Ramazan'da, nasıl Alevi vatanı, yok tutacağım diyor. Ama diyor o gün diyor oruç tuttuğum gün bana oruç açma saatinden 10 dakika önce bana haber ver diyor. Hanım diyor ki 10 dakika var diyor. Yahu diyor tuttun akşama kadar niye bozuyorsun diyor. Yok yok getiriyor. Hemen orucu bozuyor. Ondan sonra bir de cigara yakıyor. Elinde böyle atıyor. Nasıl zoruna gitti mi diyor. Yukarıya sitem ediyor. Vallahi diyor eşeği de kurbana sayacağım diyor. Kurban da kesmiyorum diyor. Yani biz sitemimizi nereye göndereceğimizi bilmiyoruz. Bektaş'ı o güzel müktedanla sitemini göndermiş. Ama biz yukarıdakilere ne kadar haykırsak da bağırsak da sesimizin cılız çıktığını biliyor. Evet. Ama şöyle bir direnciyle şey, evet, şöyle bir eğer şey, biz orada güçlü bir haykırışı örgütlü olarak yapsak, evet, olacağını sanıyorum. Ama hale almaya başladılar. Şöyle söyleyeyim o zaman üstadım. Bu anlattığınız fikirler, o güzel düşüncenizle başka yere bir mesaj yolladı. O sayede çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle, aslında açılımlara baktığımız zaman işte Sivas'ın zaman aşımına uğramasıyla şaşırdılar bu kadar kitleyi. Sonra gene bir Kadıköy'de yapılan 500-600 bin, İzmir'de yapılan 350 bin kişi o zaman dikkate alınmaya başladı. Sizin deminki dediğiniz gibi güçlü olursanız, örgütlü olursanız hem Türkiye genelinde, örneğin HES gibi burada bir yerde, burada HES sadece Alevilerin sorunu değil ki, burada yaşayan, yok, herkesin sorunu yani. Börtü böceğe sahip çıkıyorsun sen. Dolayısıyla herkesin sorunu olduğun için temelde örgütlülüğün geç kalındığını düşünüyorum özellikle bu bölgede. Siz ne diyorsunuz? Valla arkadaş, örgütlenme var da cılız örgütlenme var bizde. Şimdi derneklerimiz, dernekler artık misyonlarını doldurdu, federe oldular. Dernekler federasyonu geldi, bir şeyler yaptılar ama buna güç verecek tek şey yiğit önderlerin olması lazım burada. Peki. Seni sürükleyecek önderlerin olması lazım. Yani ses getirecek önderler olacak. Bir de şunu söyleyeyim. Yöremizdeki insanlar sadece buraya emekli maaşlarıyla geçinmeye geliyorlar. Keyifle yaşamaya çalışıyorlar. Burada belediye başkanımızın, ben teşekkür ederim, ben de her zaman yanındayım, hizmetlerini de biliyorum. Tersten soru sorsaydık birbirimize, sen belediye başkanı olsan ne yapardın deseydik. Bana sorsaydınız o soruyu, ben derdim. En başta, evet, çocukların oynayacağı çok güzel bir oyun alanı, park. Ama bunu sorduk. Yaşlıların oturacağı, evet, ilk yapacağım iş oydu. Yaşlıların oturacağı, evet, çok güzel yerler ve onların içeceği sıcak bir çorba ve çay. Bunu başkanla biz tartıştık, konuştuk. Sırayı almış onlara. Epey şeyler söylüyoruz. Gerçekten çok ihtiyaç var. Mesela kendi köylülerinden, beldenin halkından ben hasbihal ederim her zaman. Evet. Abi diyor, şöyle diyor. 5-6 kişilik, 5-6 odalı bir yer. Bir parkın içerisinde. Deşifre edilmiş, döşenmiş, işte mini bir dolap konmuş. Abi ben köyüme geliyorum, beldeme geliyorum. Benim kalacak hiçbir yerim yok. 3 geceliğine bana orayı verir misin? Ne kadar güzel bir misafirhane. Akşam yatacak, sabahleyin aşağıya inecek. Bir görevli istihdam etmiş olur. Bir çay, poğaça, simit, ona benzer şeyler de koyup o insanları burada. Ya sosyal belediyecilik bu arkadaş, başka şey zaten yok. Zaten var ya, sanıyorum belediyenin eski binasını öyle bir şey yapıyor. Sevgili yok, başkan benim bildiğim kadarıyla. Sağlık ocağına veriyormuş. Öyle mi? Herhalde. Onu konuşacağız. Yok. Konuşacağız tamam. Evet efendim. Siz ne diyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Efendim ne diyorsunuz? HES'leri özellikle bu bölgemizde HES'ler yapıyor. Yapraklar sönecek. Börtü, böcek yok olacak. Ne diyorsunuz? Hüseyin Bey, ben HES falan değil de ben kendi köyümün sorununu izah edeyim. Evet o zaman buyurun. Şimdi efendim 1965'te baraj bağlandı. Düz yerlerimiz hep baraja gitti. Evet. Yani orman, buranın tarımı baraja gitti. Baraja gitti. Allah. Düz, evet, yerler, verimli yerler baraja gitti. Evet. Orman kenarında kalan tarlalarımız da 2B arazisinde kaldı, elimizden aldı. Serbest, evet, ekip biçemiyoruz. Evet. Bunlar verilecekti. Hı. Hale verilecek, kaç senedir verilmiyor. Hı. Bunları yaptıktan sonra efendim şimdi biz, bir de şu var. Yazın buraya şey geldi. Valilik, kaymakam geldi. Size kredi vereyim, şunu vereyim, bunu vereyim. Fidan dikin diyor. Evet. Fidan dikiyoruz. Fidan ne ama? Hangi amaçla? Ceviz hangi falan. Hangi amaçla olsun? Ha, meyve olsun, ne olsun. Olsun, evet, şu olsun, bunları yapıyoruz. Evet. Emekli olarak geldim ben. 15 senedir yapıyorum.
Geçen sabah vardım, benim elim böğrümde kaldı. Hı. 20-30 tane meyvemi hep kırmış ayı. Ayı burada insandan önemli. Duramıyorsun çünkü. Duramıyorum. Evet. Elim kolum kaldı efendim. Evet. Bütün meyvelerimi kırmış. Bunu vurmak yasak. Biraz yaklaştırırsan. Zayi etmek yasak. Evet. Bu köylü vatandaşı ne yapacak? Evet. Bu ayı için ben gerçekten vatandaştan daha önemli geliyor devlete. Evet. Meyvelerimizi bütün kırıyor. Ekinleri düzlüyor. Evet. Domuz. Ben bunun için ne yapmamız gerekir? Şimdi ben vali beye soruyorum. Abi, fidanı diktim ben. Evet. Kırmış ayı, ne yapacaksın şimdi? Vurmayacaksın diyor. Çözüm sizce? Çözüm sizce, vallahi ben size bildiriyorum. Evet. O da duyar belki valim, sayın valim. Bunu şikayetimi de ben bildiriyorum. Karakola gitsem ne yapacağım? Bunu vurmayacaksın. Vurmayacağım o zaman. Benim dikmemin bir anlamı yok. Peki, teşekkür ediyorum. Oldu efendim. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet hocam, sizi de alayım. Sayın Hüseyin Bey. Evet. HES konusunda toplumumuzun, halkımızın birlik beraberlik içerisinde dayanışma olup müsaade etmememiz lazım. Böyle bir şey doğarsa bölgemizde. Ettik ama iki tane yapıldı. Bize de gelecektir. Onun için halkın duyarlı olması lazım. Buna karşı çıkmak lazım. Örgütlü olmak lazım. Örgütlü olmak. Sonuna kadar direnmek lazım. Böyle şeye müsaade etmemek lazım. Peki efendim, önümüzde bir Kurban Bayramı geliyor. Bir mesajınız var mı? Ben başta da söyledim ama gölgeliye kaldı. Kurban Bayramı aslında insanların, gurbettekilerin, sağdakilerin, soldakilerin gelip bir bayramlaşma. Ama maalesef ülkemizin ve içinde de dışında da ateşler yanıyor. Yanıyor. Ama bizler Aleviler hep yaşamları boyunca barış ve demokrasi, insan haklarından bahsettiği için sizin yılbaşı mesajınız ne olacak? Ne diyorsunuz? Bayram mesajımız. Evet. Bayram mesajımız, evet. Bayram mesajımızı, gurbetten gelenlere sağlık bir şekilde gelmelerini diliyorum. Evet. Hayırlı bayramlar diyorum topluma. Evet. Bir de başkanından şu isteğim var. Evet. Bu gölgeliğe bayramlaşmada Cem evinde toplanıp orada bir Cem yapılıp ondan sonra halkın bayramlaşması istiyorum. Böyle bir gelenek olması, yaratılması dileğindeyim. Düzgünler barışsın diyorsun. Evet. Eyvallah, sağ olasın. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili dostum. Bayramdan mı bahsedeceğiz? Yani bayramı sonra alabilirsin ama söylemek istediklerini söyle. HES'lerle ilgili özellikle bu yaşadığımız bize dünya, bu akşam Türkiye. Katkı yaptınız, sunum yaptınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Evet. Kurbetten gelen bütün dostlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Evet. Sağlıkla gelsinler, sağlıkla gitsinler herkes. Bütün dostların bayramını kutluyorum. Evet. Sizlere de saygı ve sevgiler sunuyorum. Evet. Belediye başkanlarıma, topluma, muhtarlarıma çok teşekkür ediyorum. Salkavak'tan misafirler geldi. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ayrıca Hüseyin Bey de kardeşim de Arusu'dan geldi muhtarla beraber. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Muhtar abisi hemen sevgili Hüseyin abi mevzunuzu vereceğiz. Şimdi Gölgeli'nin dernek başkanı da arıyor. Buraya bize mesaj atıyor. Telefonla bağlanabilir miyim de. Böyle bir imkanımız yok. Burada canlı yapıyoruz. Sevgili Mahbub Dilek de diyor öyle ama şöyle Mahbub Dilek zaten 13'ünde etkinliği var. Salkavan hepimiz hep birlikte, buradakiler de orada olacak. Biz de televizyon ekibi olarak orada olacağız. Gerçekten gazetesi olarak da, yani Anadolu Sesi olarak da şeyler yapıyor. İyi şeyler yapmaya da sevgili eşi Turan abiyle birlikte, Turan arkadaşla birlikte başarılarını devam ediyorum. Evet, testlerde çok emeği var. Sizin evet, Emrah'a da buradan evet, Emrah'a özgü Erdoğan'a ve sevgili Emrah Yeşilırmak, hakikaten soyadı gibi Yeşilırmak'a her aile maddi sahip çıkan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Buradan sevgili Mustafa abiye, Kınık eski belediye başkanımıza, unutmayalım, onu da söylemiş olalım. Buyurun efendim. Efendim sizlere çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Kalabalık dağıldı galiba. Olsun. Hepinize hayırlı olsun. Akşamlar diliyorum. Evet. Evet Hüseyin abi, sizin son bu barış böyle hakikaten bir bayram mesajı istiyorum. Ben şimdi sadece yoldan gelenlere, tabii ki onlara da hoş geldiler, bayram kutlu olsun, ama bu ülkede her gün yüzlerce insan ölüyor, patlamalar oluyor, katliamlar oluyor.
Bizler artık buna dur demeliyiz, hemen barış demeliyiz. Kim olursa olsun bu ülkede insanlar kardeşçe yaşamalı ama barış içinde yaşamalı, ötekileştirmemeli diye biz Aleviler aslında çok önemli mesajlar vermeliyiz diyoruz. Söz sizde, buyurun efendim. Şimdi bayramlar bayram tadında olması lazım. Eğer senin karnın toksa, alttaki komşunun karnı açsa sen bundan huzur duyabilir misin? Hayır. Ben burada bayram yapıyorum, oynuyorum, eğleniyorum. Bir tarafta benim çocuklarım, benim kardeşlerim, yeğenlerim askerde takır takır öldürülüyor. Bir tarafta insanlar birbirini katlediyor, sokağa çıkamıyorlar. Ülkemizin diğer bir sınırında, hemen dışında savaş varken vallahi elde düğün bayram, bana ne diye bir şey var ya, benim bayramlarım çok evvel oldu diyor. Şimdi kanın, gözyaşının, kinin, nefretin olmadığı, sevginin, hoşgörünün, barışın olduğu, insanların birbirini canla kucakladığı bir ülkede bayram yapmak lazım. Peki. Onun için de bayramlar savaşsız olsun, bayramlar kansız geçsin, bayramlar sadece trafik kazalarındaki olan kanlar gibi oluk oluk kanlar akıyor diğer tarafta. Savaşın olmadığı, barışın, hoşgörünün olduğu ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde herkesin eşit nazarla birbirine davrandığı bir bayram geçirmek diliyorum. Çok teşekkür ederim. Siz mesaj vermek ister, söylediniz ama siz. Evet, sevgili Münevver, siz ne diyorsunuz? Çünkü artık son, burada bitireceğiz programımızı. Bu taraf biraz kalabalık. Birlik, beraberlik içinde, saygı, sevgi çerçevesinde güzel geçmesini dileğimle herkesin bayramını kutluyorum. Herkese sevgi, saygı. Herkesi seviyorum. Herkesle barışayım. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Sizi de seviyorum. Eyvallah. Evet başkanım, size en son sözü size vereceğiz değil mi? Yani öyle yapalım. Şöyle son bayramla ilgili mesajınızı şöyle alalım. Evet beyefendi de isterseniz onu şöyle alalım hemen. O abimizi. Evet, onu öncelik tanıyalım. Veya buradan bir arkadaşların biri de yer de verebilir. Yani öyle. Evet efendim, sizin duygu ve düşüncelerinizi alalım. Şöyle verin. Arkadaşlarım sanıyorum halledebiliyorlar mı arkadaşlarım? Evet. Hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım. Efendim ben Gölgeli kasabasında Turan Töre. Aynı zamanda özürle diyaliz hastasıyım. Geçmiş olsun efendim. Önce size ve TV10'a teşekkür ederim efendim. Kasabada hoş geldiniz için. Sağ olun. Ben de burada duygularımı sizlere bu TV10'a halk şey yapmak üzere bu mikrofonda bana verin, çok teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Önce efendim şunu diyeyim. Ben yıllardır özürlüydüm aynı zamanda, fakat başkanımın ilk dönemi gelmesinde bu arabayı bana ilk etapta aldığı için önce teşekkür ederim. Allah razı olsun derim efendim. Çünkü neden? Bir özürlü olaraktan benim ayağımı yerden kesti. İstediğim yere gidiyorum. Kahveye gidiyorum. Toplum arkadaşlarımla beraber evlenip duruyorum yani. Bu şeyde ben de gerçekten başkanımdan dolayı çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz başkanım. Güzel. Duygulu yaptığı işten dolayı biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli. Tabii size de geçmiş olsun diyoruz. Sağ olun efendim, ama bize düşen, TV10'a düşen bir şey varsa da efendim, biz de onu yaparız. Sağ olun efendim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Kasabamıza geldiğiniz, bizler böyle aydınlattığınız için isteklerimizi de şey yaptığınız için efendim çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Aynı zamanda da evet, hemen olun. Şuradan başlıyoruz arkadaşlarımdan. Şöyle sıra sıra o zaman önümüzdeki bayram var efendim. Bayram mesajlarınızı da alalım buradan. Gölgele kasabasının bayramını kutluyorum. Evet. Gelen, bayrama gelenlere hoş geldin diyorum. Evet. Güle güle gitsinler. Sağlık ve mutluluklar. Pek diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet hocam, sizinkini de alalım. Ben de bütün halkımızın bayramını kutluyorum. Evet. Herkese sağlık, sıhhatler diliyorum. Pek teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Evet. Bu bayram gelemeyen oğullarımı öpüyorum. Evet. Oy. Gelenlere kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Evet. Ve bizi izleyen, izlemeyen tüm dostlara, tüm canların bayramlarını kutluyor, nice nice bayramlar geçirmelerini diliyorum. Evet. İyi akşamlar. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben de biraz mikrofonu kendinize doğru tutarsanız. Gölgeli halkına kurma bayramı kutluyorum, nice nice yıllar diliyorum. Sadece gölgeli halk mı efendim, yani genel halk olsun mu? Tabii öyle. Peki. Halkına diyelim. Eyvallah, tamam. Bir tamam. De ben şu köprü konusunda bir iki şeyler değinmek istiyorum. Tabii tabii, buyurun buyurun. 1990 yıllarında sanırım bizden bir yardım topladılar, bu bizim belediye başkanımız Sayın Melih Ceyhan. Fakat biz bu yardımları verdik. Bizim bu yardımlarımız nerede kaldı kardeşim? Eğer bizi bunlar kandırmışlarsa, bu devlet bizi kandırdıysa eğer, bir kamuoyu oluşturursunuz.
çağırırsınız efendim Tuantepe'ye bütün insanları, orada haykırırsınız ve sesinizi Türkiye'ye duyursunuz. O para mal müdürlüğünde hala duruyor. Ama yani o para artık pul oldu efendim. Evet söyleyeyim. Ne yarar ki? Bakınız o zaman söyleyeyim. O para mal müdürlüğünde hala duruyor. Aslında İstanbul'daki Galata Köprüsü'nün getirilmesi düşünülüyordu o dönem. Fakat onu getirecek araç ve gereç yol olmadığından dolayı o gün getirilmedi. Tabii ki Tufantepe'ye böyle bir köprü yapılmalı. Şahsen yani. Ben yardım yaptım. Özürüm değil. Tabii şey yapmaya gerek yoktu ama şimdi bu halkımızı kandırmış oluyor bu devlet. Bunu biz kamuoyuna bildirmemiz lazım, duyurmamız lazım. Atıyorum efendim işte Cevet'ten, efendim Tiyer'den, efendim bizim buralardan, şuradan buradan işte Hubiyar. Toplanacağız Hubiyar'dan falan aşağısı komple. Bir kamuoyu oluşturursak sanırım sesimizi duyuracağız millete, insanlara. Peki, teşekkür ediyorum, hemen alıyoruz efendim. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun, yaşasınlar. Aslında zamanımız var ama hava da soğudu. Burası da, arkadaşlar da burayı yavaş yavaş soğuk olduğu için sevgili izleyiciler, bütün izleyicilerimiz aramızdan yavaş yavaş gittiler. Evet, sözü ben de bütün Türkiye'de yaşayan ve yurt dışında olanların kurban bayramlarını kutluyorum. Enişten sevgili selamlarımı sunuyorum. Ayrıca yolda gelenler sağlıklı gelsinler. Onları güzel günler bekliyor. Onları bekliyoruz. Belediye başkanımızdan bu gelen misafirlerimize de uygun bir eğlence yapmasını istiyoruz yani. Evet. Misafirlerimize. Teşekkür ediyorum kendilerine. Peki, teşekkür ediyoruz. Evet hocam. Evet, bak söz geldi. İstediğini söyleyebilirsiniz. Mikrofon sizde. Gayet sakin olun. Böyle heyecanlanmayın. Evet, buyur. Hayır, olmasın artık. Evet. Ben de tüm insanların Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Nice bayramlar diliyorum. Evet. Ve bayrama gelen giden tüm insanların yolları açık olsun diyorum. Evet. Sağlıklı sıfatlı gelip gitmelerini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Şimdi başkanımızdan şöyle bir şey diliyorum ben. Bizim bu cemeviyle morg iç içe. Evet. Hiç aç, iç açıcı değil. Bu morgun oradan çıkmasını rica ediyorum. Daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü birinci katta cenaze yıkanıyor. İkinci katta yemek yeniyor. Bu bence hoş bir şey değil. Bilmiyorum artık. Görgeli kasabanın halkının görüşü ne olur? Bence yani ben görüşümü söylüyorum burada. Böyle bir şey olursa başkanımdan diliyorum. Valla çok iyi olacağını düşünüyorum ben. Doğru, iyi düşünmüşüm muhtarım. Gerçekten Hüseyin abi açıcı değil yani. Oraya gidiyorsun insan yemek yiyesi yani ben morg yani abi. Öyle morg oradan çıkması gerekiyor. Daha temiz olur. Daha açıcı olur. Daha güzel hizmetler yaparız orada, cemimizi yaparız. Hı. Öyle değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Ama siz onun yerinde düşünmüşsünüzdür yani. Yeri kolay. Yeri illaki bulunur. Gölgeli kasabası çok, çevremiz geniş bizim. Evet. Yani yok diye bir şey yok bizde. Bir de başkanım İnşallah. O sorular sordular da, evet Sayın Muhtarım da sordu. Siz cevap vermediniz. Yani yeri gelenlere yer açılsın. Yani onu söyleyeceksin değil mi? Unutmayın lütfen. Evet. Bir de bu Gölgeli Kasabası'nın belediyemize sahip çıkmalarını rica ediyorum Gölgeli Kasabası'nın halkından. Halkının, evet tamam. Bu civarda Almuş kazasında bir iki belediye kaldı. Evet. Biliyorsunuz siz onu. Biliyorum, evet. Bu belediye olmasa hakikaten biz de yok oluruz. Bu belediyenin sayesinde bu insanlar gelip gidiyor. Burada yaşamımızı sürdürüyoruz. Şu güzelliğe bak. Belediye olmasa ne yaparız biz? Evet. Yani onun için bir de demin Veysel abimiz dedi bu yaşlar için böyle bir oturup istirahat etme gibi. Hüseyin Aksoy. Evet. Sayın Aksoy. Ben de şöyle bir şey diyorum. Ben başkanımdan duydum ben bunu aslında. Hı. Bu yaşlılar icabı da tamam. Benim annem de olur, babam da var. Herhangi birisinin olur. Sen de olabilirsin. Bakamayabilir. Ben evet. De olabilirim. Evladı çocuklara bakamayabiliyor. Evet. Oluyor böyle. Bir huzur evi gibi öyle bir şeyler ben bizzat kendimden duydum başkanımızın. Evet. Temel ben öyle bir şey duydum. Birlikte birlikte yapacaksınız. Hep birlikte yapacaksınız. İnşallah böyle bir şeylerde de başvurursa ikinci dönemde belki bu başkanımız olur. Olmaz. Gelen veyahut da bunu inşallah ileriye doğru götüreceğini temin ediyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Evet. Ben de Gölgeli halkının bayramını kutlarım. Ya tabi Gölgeli halkı değil mi? Evet. Bütün halk. Bu işe gönül veren herkesin. Herkesin. Tüm Türkiye'nin. İnsanlığın olsun. Teşekkür ederim.
Peki. Efendim en hızlı, en çok, en uzun siz konuştunuz. Sizi tebrik ediyorum. Evet sevgili muhtarım, Salkavak hakikaten çalışıyor. Belediye de çalışıyor. Yollarınız da yapılıyor. Belediye başkanı en büyük mahalle galiba. Bayağı da ilgileniyor sizinle. Onu görüyoruz. Siz de iyi şeyler yapıyorsunuz. Sizi de tebrik ediyorum. Buyurun, söz sizde. Ben de teşekkür ediyorum. Sizin aracılığınızla beni ikinci kez, iki kez bu göreve seçen seçmenlerime teşekkür ediyorum. Derneğimize, dernek başkanımıza, bütün Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Herkesin yolu açık olsun. Son kez söylüyorum, Salı günü şenliğimiz var. Kararsız dostlarımızı bütün oraya bekliyorum. Kararsızlar mı var? Tabii ki şu anda İstanbul, İzmir. Ya gitsem mi gitmesem mi diyen dostlarımızı da bekliyorum. Peki. Herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İzmir geliyor ya. Selami İzmir bayağı geliyor, çalışmış İstanbul yani geliyor. Selami Bektaş. Evet. İyi yani. Peki. Var mı ben oradan bir şey söyleyecek arkadaşımız? Evet. Buyurun. Evet. Hem sizi bir tanıyalım, hem isminizi de alayım. Ben İsmet Dilek. Salkavak köylüyüm. Evet. Salkavak mahallesinden. Oo evet. Nasılsın efendim? Maşallah. Onu düzeltelim hemen. Ondan sonra size öncelikle hoş geldiniz derim. Teşekkür ediyorum İsmet abi. Başkanıma da teşekkür ederim. Yollarımız yapılıyor. Evet. Bu arada bütün insanlığa bayramı kutlu ve mutlu, aydınlık içinde kutlamalarını dilerim. Vallahi hizmetler yapıldıkça, yollarımız yapıldıkça çok memnun kalıyoruz. Memnun da oluyoruz. Başkanıma da dua ediyoruz. Peki. Ondan sonra sizin de böyle başınız sağ olsun. Onu da söylemiş olayım. Teşekkür ederiz. Dostlar sağ olsun. Ondan sonra başka da bir şey. Peki İsmet abi, hemen yanındaki arkadaşı da alalım. Onun da dileklerini alalım sevgili arkadaşımızın. Tüm kainatın, cümle alemin bayramını kutluyorum. Adım Ali Aydın. Burada İstanbul'dan geldim. Fidancılık falan, meyvecilik falan yapıyoruz. Evet. Biz kurumdan, belediyemizden araç yetersizliğinden dolayı bazı konularda yararlanamıyoruz. Kaymakamlığa gittim, greyder istedim. Buranın greyderi yok. Kaymakam diyor ki biz Gölgeli Belediyesi diyor, orası diyor. Biz belediye yardım olamayız, veremeyiz diyor. Madem Gölgeli Belediyesi'ne yardım etmiyorsa köylere biz nasıl yardım ediyoruz? Bunu sormak istiyorum. Başkanı biz her konuda destek oluyoruz belediye. Ben herkes istiyorum. Çevreye herkes yardımcı olsun. Belediyemiz katkıda bulunsun. Biz yardıma karşı değiliz. Ama kaymakamlık diyor ki bana, ben de greyde şununla buna yardım edemem diyor. Belediyelik orası diyor. Buna da yani en azından bu bazı hizmetler olmasından dolayı bize belediye başkanımız söyledi. Sizin evet. Belediye başkanımız ama araçlar yetersiz. Kepçemiz yetersiz. Gitsin de ama bizim belediye içinde bu şeyi biz yapmasın. Peki. Sizin fidanlarınıza ayı falan dokunmadı değil mi? Ali Aydın. Evet, şöyle diyoruz. Evet sevgili başkanım, sorular size çoğalmaya başladı. Zaten sizden sonra da bu programımızı sonlandırmış olacağız. Çünkü hepiniz üşüdünüz. Üşüyenler de zaten yavaş yavaş eve gitti. Maşallah en sağlam sensin sevgili başkanım yani. Ben, maşallah esse de bile gölgenin rüzgarı seni etkilemiyor. Anlaşılan görüşüyoruz. Yani. Evet. Şimdi ben Nurettin Muhtarım'a buradan teşekkür ediyorum kendisine. Hakikaten duyarlıdır bu konularda. Cemiyenin morkunu bir defa biz dışarı zaten çıkartacağız. Ön tarafta bir yer var. Oraya yapacağız. Evet. Misafirhane eski belediye binasını yapacağız. Sağlık ocağının yerinde tadilat yapıp öyle kalacak orası. Ama eski belediye binasını güzel bir şekilde yapıp donanımlı bir hale getirip gelen İstanbul'da işte yeri olmayanlara onlara tahsis edeceğiz. O konuda bir sıkıntımız yok. Şimdi burada hakikaten huzur evine bir ihtiyaç var mı? Gölgeli kasabasında var. Artık Gölgeli kasabası bir merkezi yer olduğu için şimdi huzur evinin temelini ben dediğim gibi 2018. İnşallah seçimler 2018'de olur da biz de yetiştiririz ona. Ama 2017'de falan olursa onu da yapma şansına sahip değiliz. Başka? Bir de yer açılması için yani imar. Şimdi yerleşim yer, imara birkaç tane yer var. Onların at yapısını yapıp düzenleyip kesinlikle burada yeri olmayanlara, ya işte babasından yer alamamış, yeri yok veya hiç yeri yok,
O tür arkadaşlara burada destek çıkıp onları yer sahibi yapacağız. Hı. Ama 200 metre, 250 metrekare öyle bir yer yapacağız. Hı. Şimdi Gölgeli kasabasında dediğin gibi hakikaten çok yapılacak işler var. Ama bunların hepsi birden kesinlikle bir defa olmuyor. Her şey sırayla. Biz de yaptığımız işleri işte bitirerek artık yapacaklarımızı önümüze bakarak onları yapacağız. Ben unutmadan da söyleyeyim de muhtarım, o konuda da kusura bakmayın da size güzel bir oda yapacağım. Onu size söz edeyim. Tamam, tamam, sözünü aldıysak alkışlıyoruz arkadaşlar. Bayram mesajında. Ben yani kolay kolay söz vermem ama söz verdiğin şeyi de yaparsın. Söz vermen önemliydi. Şimdi bence bu muhtarın şahsına ait değil. Tabii ki şahsıma ait değil. Arusuyun. Arusuyun şahsına ait. Ama onu yapacağım, size sözünü veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben size bir defa buradan tekrar yine çok çok teşekkür ediyorum. Geçen sene de bizi yalnız bırakmadınız. Bu sene, geçen seneki konuşmamızda bu sene canlı yayın yapacaktık. Evet. Onu da burada gerçekleştirdik. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Gölgeli halkı ve çevre dostlar hakikaten bize destek çıksınlar. Ne de destek çıksınlar, nüfusa destek çıksınlar. Bize onlar ne kadar destek çıkarsa hakikaten biz daha çok büyürüz, çok hizmet ederiz. Çevremize de faydamız olur. Gölgeli kasabasının büyümesine de faydası olur. Şimdi Gölgeli'nin en çok iki tane projesi var. Altyapı ve su gideri. Gölgenin bir defa 84 senesinde yapılmış su altyapı gideri. Hakikaten şu anda boruların hiçbirisi sağlıklı değil. İçtiğimiz sudan da tat alamıyoruz. Çok iyi bir su getirdik ama borulardan dolayı suda sıkıntı var. Projesini yaptırdık. İnşallah altyapıyla su giderinin önümüzdeki sene İller Bankası'na vereceğiz. Ve de ikisini birden yaptırırsak Gölgeli belki tarihinde bir ilki yaşamış olacak. Tabii ben bunları yaptırdıkça ben kendim de çok mutlu oluyorum. İnsan bir işi yaptığı zaman böyle zevk alır mı? Ben o işler bittikçe gerçekten zevk alıyorum. İşte Gölgeli'nin açılmayan yolları, yapılmayan yolları, bunları ben yaptığım için, bunların sözünü ben verdiğim için şu anda benden keyiflisi yok. Devlet bize ne kadar hak edişi verirse biz de o hak edişi Gölgeli ve çevreye yansıtıyoruz. Yansıtmaya da devam edeceğiz. İşte görüyorsunuz çardaklar. Bu sene hakikaten bir yol açmamızdan dolayı bu çardakları su başlarına koyamadık. Hazır tuvaletler aldık, onları koyamadık. Onların da bizde sıkıntısı yok değil. Gerçekten var ama yetiştiremedik. Önümüzdeki bahar ayında kısmet olursa bunların hepsi yerli yerine getirip artık İstanbul'dan Gölgeli'ye tatil yapmaya gelen vatandaşlar oraya gittiği zaman diyecekler ki ya işte Gölgeli Belediyesi'nin faydasını görüyoruz biz diyecekler. Hakikaten de görecekler. Burası bir turizm cenneti. Geçmişte hiçbir şey yapılmadığı için turizm konusunda bizim gelip birden bunu yapma şansına da sahip değiliz. Ama bundan sonraki çalışmalarımızda turizme hakikaten önem vereceğiz. Ben inanıyorum ki burası da bir turizm cenneti olacak İbrahim Karahan'la. Peki, çok teşekkür ederim sevgili başkanım. Teşekkür ediyorum. Mesajınızı alayım o zaman, programımızı bitirelim. Ben burada tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Ben hep barış, savaşların olmadığı bir bayram diliyorum. Peki, biz de çok teşekkür ediyoruz sevgili başkanı. Hayır. Sevgili izleyiciler, biz geçen hafta burada olduğumuzu söylemiştik. Bu hafta Cuma günü de Pir Sultan Abdal'ım yaradıldım Guldeyin, zalimlerin elinde mi öldeyin, bir dost haber yazmış duruma geldeyin, geleceğim ama yol bozuk bozuk, Banaz'da olacağız. Bu saatlerde de Banaz'dan sizlere seslenmiş olacağız. Evet sevgili izleyiciler, hiçbir ananın ağlamadığı, tüm gözyaşlarının aynı renk olduğunu hepimiz biliriz. O anaların yüreklerinin attığı o acılar geldikçe anaların kalbinde atan acının da ne olduğunu biliriz. Onun için diyoruz ki her ne şekilde olursa olsun silahlar sussun, bombalar sussun, analar ağlamasın, gözyaşları akmasın, hemen barış, şimdi barış, bayramınız en içten dileklerimle şimdiden sevgi dolu, sağlık dolu ama birbirinden kopmayan bayramlar olsun diyorum sevgili izleyiciler. Her zaman olduğu gibi her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Yaşadıklarınızla yaşayacaklarınız da daha güzel olsun. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın ama en önemlisi aşkla kalın, hoşça kalın.
Gezeriz. Kördüğümü çözeriz. Gelirsek cemal cemale.